sizi bayıltacak bir sürü konum var aslında ama... Yolla yolla, hazırım. Yolla. Çocukluğumuz aynı sokaklarda geçmiş ama biz birbirimizi hiç görmedik. Belki de birlikte bisikletten çarpışıp düşmüşüzdür de biz birbirimizi bilmiyoruz. Belki sigortamız çarpıştı ilk olarak. Aynen, olabilir. Cihat'ın kız arkadaşıyla da, flörtüyle de tanışmış oldum üniversitede. Cihat'a ziyarete geldiğinde benim evimde kaldı. Hayır. Kız arkadaşı. Worcester şair soslu karides kokteylimiz var. Çenemi kapatıp Worcester sos. Aynen. Lüks davetlerin starter yemeği. Haftanın da en adil kayınvalidesi olduğumu düşünüyorum. Hatice Hanım hep gününü oynadı. Ben hiçbir şeye oynamadım, günüme de oynamadım. Benim karakterim bu. Ben ezdirmem annemi. Öyle bir göz var mı? Suzan Hanım kokuyor der inşallah. Kuzu yemiyordu. Beni korkutuyorsun ya. Fatma Hanım'dan umutluyum. Beni karma karışık hiçbir şey yok. Buna izin vermeyeceğim. Buranın senin tasarımın olan değil mi? Yeşilim bilmiyorum ne alaka anlamadım. Siz dedim tuzsuz yersiniz biz tuzlu yeriz dedim. Ay yine beni şaşırdım ya. Ezbere konuşuyorsunuz. Yani bir çorba için eleştirilebilecek hangi kelimeler varsa onları sıralayayım. Birisi tutar mı diyorsunuz? Sen ne yediğini biliyor musun? Beğendim derim, beğenmediysen beğenmedim derim. Bende yalan yoktur. Önce beğendiydin ama sen. Hadi. Sen kaç yaşında kadınsın? Ben 49 yaşındayım. Hiç yaşamamışsın. Aa, ben çok şeyler yaşadım. Ya bir tane tüy olaydı şurada. Benim tüyüme laf ettiniz siz. Tüy mü yedik biz şimdi? Tüy size dokandı mı? Ben senin mutfağına girsem, ay bu ne ya, hiç çarpmayı şimdi yapıyormuş. Ançoes tadı alan var mı sosta? Biz ançoesi bilmiyoruz Zuhal Hanım. Nereden bileyim şimdi söyleyeyim? Sevmedim. Neden? İyi bir soru, ben de bilemiyorum. Ben de bilemediklerine emin oldum. Günlerden Cuma ve Zuhal Topal'la sofrada da heyecanla beklenen final günü başladı. Kayınvalidemiz Hatice Hanım ve gelini Aslıhan'la lezzet serüvenimiz devam edecek. Ama önce evimize gidiyor, ailemizi daha yakından tanıyoruz. Merhabalar, ben Aslıhan. 38 yaşındayım. İkinci evliliğim. Eşimin ve benim 4 tane evladımız var. İkisi benim, ikisi ona ait. Akhisarlıyız. Manisa Akhisar'dan geliyoruz. Ben Hatice. Manisa Akhisarlıyım. 58 yaşındayım. 41 yıllık evliyim. 3 tane evladım vardı. Şu anda 6 tane çocuğum, 6 tane torunum var. Benim kendime ait bir yemeğim var bu menüde. İnternette baksanız da bulamazsınız. Gelinime çok güveniyorum. Çok güzel yemek yapar. Eli çok lezzetlidir, çok çeviktir. Ben kendime 10 verdim baştan. Bu haftaki masada en adil oy kullanan bendim. Ben de bütün arkadaşlardan aynı adaleti bekliyorum. Kayınvalideler verecekleri puanları kendi vizyonlarına verecekler. Beni herkes sessiz buldu. Gelinimi savunamayacağımı zannettiler. Ama sonuna kadar onu dimdik savunurum. Daha masamı ilk gördüklerinde zaten ne geleceğini hissedeceklerdir. Büyük finalden herkese merhabalar ve de hayırlı cumalar efendim. 15.000 TL için heyecan dorukta ve yarışmayan tek gelin biliyorsunuz Hatice Hanım'ı gelini Aslan. Şu anda da bana bakıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Zuhal Hanım. Siz iyisiniz. İyiyiz. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Konuşabilecek misiniz? Çok merak ediyorum. Annem öyledir. Annem tam bir salon kadındır. Asla çizgisinden şaşmaz, konuşmaz ama ben bir haftalık konuşacağım Zuhal Hanım'ı. Güzel güzel. Oh be, umutlandım. Birazcık. Sen kaç yıllık evlisin Aslı? Ben 2 yıllık taze gelinim. Sen de bu hafta hep taze gelinler, çiçeği burnunda gelinler, 10 günlükler, 1 haftalıklar ve de 2 yıllık. Evet, benim ikinci evliliğim. Ha, öyle mi? Evet, 4 tane evladımız var. 4? Evet. Maşallah.
Kaçta kaçı sana ait evlatların? %50'si bana ait. %50. İki çocuk evet. Eşinin önceki aynen. evliliğinden herhalde. Aynen. Onun evet. da ikinci evliliği. Evet. İkinci bağrınızı yaşıyorsunuz birbirinizde. Aynen ikinci bağrımızdayız çok şükür. Peki beraber mi oturuyorsunuz? Ayrı yok mı? Ayrı oturuyoruz. Zuhal Hanım, gelinimin nikah kıyafeti Uğur getirdi. Burada da Uğur getirsin diye bununla mı evlenmişti? Giydi. Evet, nikahında bunu giymişti. Çok güzel, beyaz ama o da bir hafif böyle bir gelinlik tadı da var. O tadı Uğur verdik. Getirsin. Yine spor ayakkabılarımla rahata düşkünlüğümün göstergesi. Cihat'la nasıl tanışmıştınız siz? Nerede? Kim Cihat'la vasıtasıyla? Cihat'la üniversiteden arkadaşım. Üniversiteden. Cihat. Ve üniversitede dolayısıyla tanıştım. Hemşerim diye tanıştım. Nerelisi bu arada? Manisa Akhisarlıyız. Manisa'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar. Manisalısınız ikiniz de Cihat'la. Fakat farklı bir şehirde üniversite aynen, için aynen. oradaydınız. Çocukluğumuz aynı sokaklarda geçmiş ama biz birbirimizi hiç görmedik. Aa, kadere bak. Aynı ilkokulda okumuşuz, hiç haberimiz yok. Bir değiştiniz ki neler çıktı altta. Aynen. Aynen. Kader nasıl buluştunuz evlerimiz sizin? Bir sokak arayla. Aynı yok. Mahallede. Ve tanışmamışsınız. Ve tanışmamışız. Böyle kaç yıl geçirmişsiniz Cihat birbirinize? Cihat da çok hareketli bir çocuk. Ben de çok hareketliyim. Hiçbir ağaç dönmesinde, ne bileyim bir dizinizi parçaladığınızda, bir dut toplarken, bir topun peşinde belki koşturduken. Belki de birlikte bisikletten çarpışıp düşmüşüzdür de belki biz birbirimizi bilmiyoruz. Belki siboplarınız çarpıştı ilk olarak. Aynen olabilir. Ne saçma bir yerden şeye örnek verdim ya. Evet ben böyle kafa değişik çalışıyor. Sizi bayıltacak bir sürü konum var aslında ama. Yolla hazırım. Yolla arkam sağlam 3 tane minderim var. Biz hemşeri olarak tanıştıktan sonra. Evet. Dolayısıyla Cihat'ın kız arkadaşıyla da flörtüyle de tanışmış oldum üniversitede. Ve üniversiteden Cihat'a ziyarete geldiğinde benim evimde kaldı. Hey! Ayrılamayalım! Yani şey anlamda bayılmak, sevmek anlamda bayılmadım. Hakikaten bayıldım. Birkaç gün kaldı bir hafta sonu. Geçirdik. Dertleştiniz siz geceleri kızla. Üniversite hayatında, üniversite yaşlarında çok da dert tasa olmuyor minimumda mu? Oluyor. Ayaklar yerden bir karış havada. Evet tabii. Ne anlatıyordu kız sana Cihat'la ilgili? Araları... Çok hatırlamıyorum aslında. Ha, ama kaldı birkaç gün sende. Kaldı evet. Biz evet. güzel vakit geçiriyorduk bir arada. Ay olacak iş değil. İlk evliliklerimizi yaptık. Yaptınız. İki tane, ikişer tane çok güzel evlatlar edindik. Allah bağışlasın. Sonra trenimiz o vagon, o şeylerden, garlardan ayrıldı. Aa, kadere bak. Bir şekilde. Ve kaç yıl sonra, üniversiteden kaç yıl sonra tekrar bir araya geldiniz? 2004 mezunuyuz. 2018. 14 yıl sonra kadere bakın. Allah sizi yazmış birbirinize. Ocağı varmış aynen, yani. Evet. Sonra tekrar nasıl böyle bir flört milört? Flört olmadı. Aslında bizim hiç romantik bir başlangıcımız olmadı. Yapma ya. Evet, ikimiz de kendi dertlerimizde, kendi psikolojik diplerimizde boğuşurken derttaş olarak böyle muhabbet ede dertleşe bir bakmışız fall in love olmuş. Ya biz çok iyi dertleşiyoruz biliyor musun? Hadi gelsene bir şöyle bir konuşalım, görüşelim ve evlendiniz. Aynen. Ne güzel evlendim. Peki yakın mı oturuyorsunuz Hatice Hanım? Çok şehrin yakın bir ucunda bir annemler ucunda, evet. bir ucunda biz. Ha evet. anladım. İyiyiz evet. yani. Ha anladım. Şş, aldım mesajı Aslı. Aldım. Tek gelinin mi Hatice Hanım? Hayır iki tane. İki gelinim var. Küçük oğlumun eşi var. Evet. İkisi herkes orada. Çalışıyorlar. Ne güzel. Bir tane de kızım var. Allah bağışlasın. O da Balıkesir Gönen'de. Şimdi Hatice Hanım'ı ben hiç çözemedim. Yani konuşmadığı için hiçbir şey yorum yani zorla cımbızla ağzından laf alıyorum. Aslında... Yani yorumlarını bile zorla duyuyoruz. Yani nasıl buldunuz? Onun için ben sana sorayım. Nasıl bir kayınvalidedir? Kayınvaliden bir hafta boyunca gördüğünüz gibi aslında. Ha. Çok her şeye müdahil olmaz. Bu senin işine geliyordur. Yani hani konuşan kısmen, konuşan bir kayınvalide evet, olsa. Evet. Beklentiler ama bazen olan. De böyle öyle anlar oluyor ki karar vermekte yardıma ihtiyaç duyuyorum. Ona danışıyorum. Sen nasıl istersen kızım dediğinde hiç yardımcı olmuyor. Bu da çok fazla. Bu kadar sessiz kayınvalide de istemiyorlar. Sen yaparsın ya. Sen edersinler. Aa. Var. Vallahi bir öyle. Rahatlık yani. Birazcık da insan bir böyle bir bazen de didişmek ister yani. Bazen de bir karşı ben bir arada, ses, bir pasör. Arada bir çomak sokup çıkarıyorum böyle. Çomak sokup. Dürtüyorum yani. Hadi be anne diye. Evet. Peki yemekler nasıl? Yemeklerle aran nasıl? Mutfakta iyi misindir? Yemek yemeyi biz eşim de ben de çok severiz. Heh. Değişik tatlara çok açığız. Oh ne güzel. Denemelerimiz çok olur. Kendimize ait çok birçok tarif yaratırız evde. Bizim de öyledir eşimle. Ay üdür kıydır yemekler değil mi? Aynen. Spontane. Şununla şu bir araya gelirse nasıl olur? Adeta bir füzyon mutfak yaşanıyor sizin aynen, evde. Aynen. Peki menü nasıl sevgili Aslan? Final günü heyecan dorukta 15.000 TL. Bakalım Aslan'ın menüsüne mi gidecek? Nereye gidecek bilmiyoruz. Sen say bana bakayım yemeklerini. Çorba.
çorbamız, terbiyeli havuç çorbamız var. Çok terbiyeli havuç çorbası. Aynen, çok eğittik onu. Evet, bravo. Worcestershire soslu karides kokteylimiz var. Çenemi kapatıp Worcester sos. Aynen. Bayılırım. Ete de çok yakışır. Aa, karidesi yapacaksın. Aynen. Lüks davetlerin starter yemeği. Kesinlikle alın kağıdı kaleme, kaçırmayın. Evet. Tahinli patlıcan ezmemiz var. Tahinli patlıcan ezme, güzel. Evet. Ezegillerden. Ve benim tarifim, internette bulamazlar. Aa, ne güzel, orijinal. Şeftalili kabak ızgaramız var. Şeftalili kabak ızgara. Aa, çok güzel, sevdim. Bak çok güzel, böyle bayılıyorum değişik şeyleri. Acı, tatlı ve ekşiyi bir arada sunuyoruz. Tek lokmada sunacaklar. Uzak Doğu mutfağı gibi biraz. Tay mutfağı gibi. Tay 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 tay. Kayınvalideler bayılacaklar. Hele Worcester sosu. Aynen. Ben de söyleyecekler. Çok umutluyum merak o konuda. Ben de bayılacaklar yemeklere. Çok umutluyum o konuda. Ana yemek ne var? Ana yemeğimiz kuzu gerdan. Yanında evet. Ne eşlik ediyor kuzuya? Fıstıklı baharatlı pilavımız var. Oo, o da güzel bak. Fıstıklı baharatlı yakışır. Salata ne seçtin? Onun yanında da karamelize arpacık soğanımız var. Ha, ekstra. Bunların hepsini evet. Yazdırdın benim. Evet. Güzel. Hepsini çıkartacaksın evet. Biliyorsun değil mi? Evet. Güzel. Evet. Ve salata. Armutlu bebek ıspanak salatamız var. Allah'ım, rüyada mıyım? Gerçekten oluyor mu bu? Bunu bir gelinimiz yapacak mı? Allah'ım ne güzel. Biz yapmaya geldik. Zor iyi yapmışsın. Çaktırmadınız Hatice Hanım ha. Evet. Vallahi bile süper. Çok güzel. Sonra kızarmış dondurmamız var tatlımız. Aa, bu haftaki ikinci kızarmış evet. Dondurma yiyeceğiz. Evet. Bir fark yaratabilecek mi? Tabii yanında ki. Ne var? Yanında da meyveli jölemiz var. İki tatlı. Evet. Menüne bayıldım. Gerçekten de. İnşallah. İnşallah da anlattığın kadar görkemli, güzel, lezzetli olur. Başka bir şey var mı söylemek istediğin? Ben masa düzeninden de çok iddialıyım. Öyle mi? Zalanım, evet. Aa, hadi bu hafta masaları beğendiremedik bir türlü. Kimin çiçeğine, kimin şandığına çok laf ettiler örtülere, böyle. Değil bu hafta bu programda böyle bir masa olmadı. Ne diyorsun? Aynen. Ha! Çok evet. Sevindim. Beni yükselttin, heyecanlandırdın. Bu heyecanla, bu enerjiyle sana iyi alışverişler. Hadi go to shop. Tamam. Go to market. Ederim. Hadi. Menü evlere şenlik. Ben bugün açım. Boştur, sahil, söz. Yediğimiz bir şey değil. Nasıl yiyeceğiz bugün bilmiyorum yani. Nasıl puan alacak bu kız bugün? Yeni yeni şeyler denemeye çalışmış. Nasıl yemekler bilmiyorum. Bebekli ıspanak salatasını armutlu. Çok merak ettim. Karadesin de sosu var, dilim dönmüyor. Onu da çok merak ediyorum. Menü karma karışık, hiçbir şey yok. Bu ne? Bir tek istediğim şekilde yaparsa kuzu gerdan güzel. Armut salata ne alaka? Yeşillik olsun amaçlı. Çoğaltmış. Şeftali kabak ne alaka? Patlıcan, tahin, ahır, ıspanak salatasına armut ne alaka? Anlamadım. İsimleri gösterişli ama kendileri çok, yemekler çok basit. Evet, çok güçlü geldik Zuhal Hanım. Ne demiyorsun ki bunca zamandır, kaç gündür masalarda benim gelinim iddialıdır. Benim bir de gelinimin masasını görün. Benim gelinimde bir menü var, insan bir kelam, bir cümle geçirmez mi arada ya? Hayır, hepsi bugüneydi. Ha, sen sürpriz böyle evet. Şey yaptın. Son dakika beklenmedik evet. Bir yerden dedin. Runner'ı da kendi tasarımı. Hepsi, bütün masa düzeni kendi tasarımı. Runner'ı tasarımı. Hazır mısın Aslıhan? Hazırım. Nereye gidiyoruz? Markete. Ne iş yapıyor gelinin, çalışıyor mu? Dikiş öğretmeni ama ha. Öğretmenlik yapmıyor. Yapmıyor ama dikiş nakış. El sanatlarına çok ilgili ve anladım. İnanılmaz güzel şeyler çıkarıyor. Başka ne özellikleri var? Çini boyuyor. Aa, çini boyuyor. Evet. Ne güzel, ne güzel. Duvar resimleri bravo, yapıyor. Alışverişe hazır mısın? Hemen, hemen, hemen bir şey sorma. Daha sormadım ki. Sorma, başlama. Ve eldivenlerimi giyeyim. Kayınvalidenin aksine çok enerjiksin. Ben bir haftalık onun yerine enerjik olacağım, rahat olun. Umarım olursun çünkü kayınvaliden gerçekten yok gibi. Aslında var, onun benim kayınvalidem çok asil bir kadındır. Salon çizgisinden asla çıkartamazsın. Sen çıkacak mısın salon çizginden? Ben renkliyim, tepkiye tepki her zaman veririm. Bu haftada çok olaylı geçiyor Aslıhan. Aynen öyle, olaylı. Masanda kayınvalide hesaplaşmaları devam ederse ne yapacaksın? Ya aslında ben fırsat vermeyeceğimi düşünüyorum. Bu arada masanı çok merak ediyorum. Etmelisiniz. Şunları ben açamıyorum. Daha poşet açamıyorsun. Nasıl yemek yapacaksın? Problemim budur. Her zaman marketlerde ben açmam, zaten açamam. Bana yardım eder misiniz? Ah, keşke baştan açıp biriktirseydim bunları. Tek tek koymak zorunda değilim değil mi? Tartarlar. Aynı poşete koyarsan nasıl tartacaklar? Olur olur. Kasada ayrı koyarlar. Olmaz. Olur. Biraz atarlıdır. Atarlı. Biraz çabuk sinirlenir. Oo. Size hiç atarlandı mı? Yok, bana atarlanmadı. Sizin neyinize atarlanacak zaten teyzem? Allah aşkına.
Ne konuda hassastır? Hangi konular damar? Çocuklar hepsi bir araya geldiğinde biraz tahammülü zorlanıyor. Hepsi bir arada mı çocukların? Yani oğlunun evliliği, ilk evliliğinde olan iki çocuk. Onlar annesiyle yaşıyorlar. Hafta sonları birlikte oluyorlar. Anladım. Aslı'nınkiler kendi yanında, Aslı Hanım'kiler. Evet, velayet Aslı Hanım'da. Hafta sonunda evet. Hafta kaç yaşında çocuklar? Büyükler ikisi de 10 yaşında. Maşallah. Küçükler ikisi de 7 yaşında. Maşallah. Kaç kız kaç erkek? Aslı Hanım iki erkek çocuğu var. Oğlumun da bir kız bir erkek. Aslıhan, Worcestershire soslu karides kokteyli nasıl bir şey? Bilmiyor musun? Ah, sana hiç yakıştıramadım. Tabii ki biliyorum. Amacımız seyircilerimiz de öğrensin. Seyirciler bakarlar, öğrenirler. Ben tam 5 yıl Worcestershire'da yaşadım. Bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Karidesi bile garipsiyen kayınvalidelerimiz bu sosu anlayacak mı? Ya ben zaten öyle bir beklenti içinde değilim. Karidesi tatmayan kayınvalideler olduğunun bile... farkındayım. Aslıhan, neden poşetsiz koyuyorsun? Poşet açamıyorum. Ama poşete koyman lazım, olmaz. Hallederiz onu. O zaman sana bir iyilik yapıp bir tane açıyorum. Çok teşekkür ederim. Ama başka yok. Bir tane daha açarsın benim için. Bir tane daha açarım ama bir şartım var. Karidesin sosu neydi? Worcestershire. Tamam işte, ondan bana bir tane verirsen verebilirim. Tamam, olur. Söz mü? Tabii ki, zaten tatmanı istediğin çok yemeğim var. O kabaktan da ayıracağım sana. Onu da merak ediyorum. Chesterlili kabaktan. Kendi tarifinmiş üstelik. İnşallah kayınvalidelerin damak arzuları gelişmeye açıktır. Olacağını düşünüyor musun? Ya olsa da olmayacağını düşünüyorum da. Herhalde sen, bazı kayınvalideler yapıyorlar bunu, hiç hoş bir durum değil tabii ki. İşte evlenmiş boşanmış kadın, ne işin var oğlum, bilmem. Gerçi senin oğlun da evlenmiş boşanmış da. Yani onu, çocuklarını sahiplendiniz tabii herhalde ki, yadırgamadınız tabii ki. Bir ön yargı. Kesinlikle. Olmadı değil mi? Hepsi başımızın tacı. Ne güzel, bravo size. Bunu özellikle söyletirdim. Bu çok önemli bir şey. Hiç kimse boşanmak için evlenmiyor ama olabilir. Hayat ki. Böyle bir tabii şey. Ki, tabii. Peki o zaman mutfağa geçelim Aslan'la. Bakalım tabii neler ki yaşayacağız. Worcester soslar efendim, efendim siz buyurun. Worcester'lar mı Worcester'lar? Koş Aslıhan, koş! Yakala! Ah! Yıkıyoruz. Aslıhan tam bir çılgınsın. Yok, çok değil. Şimdi ne arıyorsun? Tereyağı. Kayınvaliden sofrada olanları anlattı mı? Daha yolda mesajlaşmaya başladık. Neler anlattı? Çok üzülmüş dün, gerçekten çok üzülmüş. Bir kayınvalideniz dün 3 puan verdi. Aynen, o gerçekten çok üzücü olmuş. Talihsiz bir hareket. Bunların küçüklerinden yok mu? Mısır gevreğini ne yapacaksın? Kızarmış dondurma yapacağım. 2 tane tatlım var değil mi? Evet, ay bu ikisi ikili geldi. Bize bir tanesi yeter. Aa, suikast düzenlemişler. Bak yukarıda. Hayır yok, göremiyorum. Üste, en üste. Sen dalga geçiyorsun benimle. Ay bunlar tek ama şey yok. Kızarmış dondurma için çok değil mi o gevrek? Bol bol yaparız. Bak burada da mısır gevrekleri var. Ama yok, sadesi yok. Var, görmüyor musun? Ah! Tam 12'den vurdun. Sen boş ver onu, bunu da. O kadar mı kötü durumdasın? Yarışmacılar sana İzdivaç için eş arıyorlar. Eş ayarlamaya çalışıyorlar. Ben eşimi buldum. Artık hayatımda ala ara var. Aa, en son Bursa'ya gidiyordun. Bursa olmadı. Şimdi ala arayla planlarımız var. Hadi hayırlısı. İnşallah başını bağla artık. Bak geç kalmışsın. Kayınvaliden sana küsüp kırılıyormuş, doğru mu? Kayınvaliden insanlara kızgınlığını gösteremediği için beni oyalıyorsun bu arada. Kayınvaliden arkandan Zuhal Hanım'a neler söylüyormuş biliyor musun? Neler diyormuş? Ani parlamaları var, atarlı. Kayınvalideleri mahvedebilir diyormuş. Mahvetmem. Ama ani parlamalarım var. İnşallah sabretmeye çalışacağım. Bu da geçecek. Masada yine gerginlik yaşanacak, anlaşıldı. Yeterince gerildiniz artık. Soft ana geçelim. Koş Aslıhan'ı koş. Resmen marketi 5 tur yaptık. Listesini tamamlayan Aslıhan ürünlerini kasadan geçirip ödemesini yapıyor. Bana yardım edecek misin mikser? Ben mi taşıyacağım bunları? Evet, sen taşıyacaksın. Centilmen değilsin. Aman da aman. Kimler buyurun, yaptı bakalım. Teşekkür ederim Hatice Hanımcığım, ellerinize sağlık. Buyurun. Ay dolmalar, ortadaki nedir o? Öyle o fındık tarlası gibi. O cevizli, incirli tatlısı gelinimi. Oh, ben onu sizin yiyeyim için. Eve buradan koşarım zaten yakın. Evet. Börek. Kıymalı börek. Kıymalı. Aa, zeytin ve zeytinyağı. Evet, bunlar yoksa sizin için Zuhal Hanım. Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle kapsama alanıma. Aman, bunu kim yaptı? O da gelinimin gelin çiçeği. Başının süsü. Gerçekten. Evet. Burada ne iş var zeytinyağının üstünde? Onu size ay, o şekilde sunmak istedim. Vallahi yok, teşekkür ederim ama vereyim ben onu. Aa, gelin başını, çiçeğini, tacını, çiçeğini,
Yani nasıl kullandıysa artık şey tam tanımlayamadım tam. Ay yok. Saçında kullanmış. Aa ne güzel. Yok yok. Olur mu? Onun hatırası var. Ay yok. Ay çok teşekkür ederim. Ne zahmet. Bu da ev sabunumuz. Akisar'dan Selda Ay. Diye bir arkadaşım size hediye gönderdi. Çok teşekkür gönderdi. Ederim Selda Hanım. Sağ olun, var olun. Sabun ne kadar güzel. Evet. Mis. Ev sabunu. Ev sabunu. Bayılırım. Doğma neyliydi ablacığım? Zeytinyağlı. Kim yaptı? Ben yaptım. Ellerinize sağlık. Zeytinyağı memleketinden geldik biz. Manisa değil mi? Ay ne güzel. Kesinlikle. Ay çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Biraz biz fazla ekşili severiz. Ben de İnşallah çok severim. Ben ekstra limon bile sıkarım üstüne. Damak tadını. Her ne kadar Filiz Hanım limonlu ekşili salata sevmediyse, evet. Sevmiyorsa da evet. Neler oldu dün öyle? Ay çok kötüydü Zuhal Hanım. Çok üzüldüm ben. Akşam hasta oldum. Geçmiş yani olsun. Çok haksız neyiniz puanlar verildi. Neyiniz var? Ben tansiyon hastasıyım. Aa, geçmiş hoş olsun. Geldin. Hoş geldin Aslan. Hoş geldin. Ne haber? Nasıl geçti market kısmı? Harika geçti. Valla. Hmm. Her şeyi aldın mı? Aldım. Her şeyi aldım. O zaman sen tamam. Yüzünü yıka, maskeni çıkar. Hemen giyinip geçiyorum. Aslıhan gerçekten çok iyi Zuhal Hanım. Valla nasıl performans? Bu kadarını hiç beklemiyordum. Annemiz gibi ağır çıkacak diye korktum ama çok enerji. O benim açığımı kapatacak. Ben zaten bana yaptığı tatlıdan yetenekli olduğunu anlamıştım. Dün Fatma Hanım ne yaptı ya öyle? Masalara vurdu. Ay geliniyle beraber ikisi. Ya aslında güzel puanlar da aldılar. Ya bir felaketti. Üçü görünce çıldırdılar. İkisi çıldırdı. Gelin kayınvalide çıldırdılar. Korktum ben. Fatma Hanım durdu kendi masasında. Canavarlığı, canavar büyük kadın çıktı yani. Masaya vuruyor. Korktum yani. Sinir krizi geçirdim. 3 puan mıydı benim gelinimin hakkı? Boyuna posuna değil. Ben kendi güzelliğim özelliğime değil. Hakkıyla verilecek bu yemek yarışı. Hoş geldin. Gel hoş geldin Aslıhan. Hoş bulduk. Bir bak bakalım malzemelerin hepsi dizildi tezgaha. Sen de bir kontrol et. Son kontroller. Tamamdır başlayabiliriz. Başlamak istiyor musun? 2,5 saatini başlatıyorum. Final yarışmacı sevgili Aslan yarışıyor bugün. Bakalım lezzetleri kapışacak mı? Gelinlerle, diğer rakibeleriyle nasıl olacak? 15.000 TL puanlar nasıl gelecek? Biz dedin, dünü konuşuyorduk tam Aslan. Sen hiç bana dönme. Sen tamamen kendi tamam. İşine odaklan. Fakat bir yandan da kulağın bende olsun. Dün ben çok sinirlendim. Çok üzüldüm, çok sinirlendim. Gerçekten de yani hani insanların vicdanına ve kamuoyu ve seyirci takdirine bırakıyorum. Üçlü bir masa değildi Zuhal yani Hanım. Üç neydi ya düne? Su böreği açtı dünkü gelin Aslıhan ve üçü gördü masasında. Aynen çok üzüldüm duyunca. O çorbasının lezzeti. Kesinlikle. Çok efendime üzüldüm. Söyleyeyim o karides, pane karidesi o kadar güzeldi çıtır çıtır. Yok sertmiş de yok bilmem neymiş de. O sunumları, o eti, o püresi, o salatası. Salatası çok güzeldi. En doğru puanı siz verdiniz. Sizi tebrik ederim. Kayınvalidemiz adaletli ama bazı pişmanlıkları da var Zuhal Hanım. Ne pişmanlığı yaşıyorsunuz? Bir tek ilk günkü geline 6 vermeliydim. 5'i diğer gelinimize. Hatta 7 bile verebilirdiniz. Hatta dünkü gelinimize 8 bile verebilirdiniz. O kadar güzeldi yani. Ama maalesef ilk günkü gelinimizde de çok düşük puanlar yerdi ama dünkü 3. Dünkü 3 hiç İnanılmaz. Olmadı. Her şeyi güzel güzel ye, ondan sonra 3 puanı bas. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Kabul etmiyorum. Bugün de kabul etmeyeceğim. Masalarda bütün insanlar da bayanlar da beni beklesin. Ben de adil yani olacağım. Yani eksiği gediği yoksa, yanmamışsa, yummamışsa, ne bileyim ortaya bir şeyler çıkarmış ve de en azından bir iki yemeği beğenilmişse 5'ten başlatılmalı. Nedir bu kayınvalidelerin? Hem de o muazzam, o harika canım yemeklere 3 vermeleri ya. Tamam, kullanabiliyorlar, olabilir. Şimdi biz her 3 vereni diskalifiye edemeyiz. 3'ü herkes kullanıyor. Evet. Keşke kimse kullanmasa. Hoş kullanmayan kayınvalidelerimiz de görüyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama sen bile isteye o güzelim masaya nasıl 3 verirsin ya? Yani üçlük bir masa kesinlikle değil. Bir önceki değildi. 4 veriyorsun hiç beğenmediğin yetişmemiş masaya. Düne 3 veriyorsun. Gerçekten büyük haksızlık var. Büyük bir haksızlık var. Ben seyircinin takdirine bırakıyorum. Ama gerçekten de şuraya kadar geldi dün yani. Gerçekten de geldi. Ben hafta başından beri adil olmaya çalıştım. Farkındaysanız en yüksek puanları da ben vallahi siz verdiniz, iyi yaptınız. En hakkaniyetli, adil puanlar sizden geldi gene. İyi yaptınız çünkü
Bu iş başkasının geline düşük verirsem kendi gelinimin puanını korumuş ve de şampiyonluğunu garantilemiş olurum değil. Bakın 3. sezonumuz. Bak 500. program olacak neredeyse. O iş öyle olmuyor. Benim puanımı unutuyorlar herhalde. Evet, evet. Sizin puanınız göz ardı ediliyor. Ben her zaman bu programda ve de kendi özel hayatımda adaleti sağlamaya çalışan, adaletten, haktan, hukuktan yana bir insan olmuşumdur. Çok şükür de bunun mükafatını da insanların sevgisi, güvenilirliğini kazanmak, onların bana inanması, sevmesi, tercih etmesi, izlemesi, her şeyi bir tarafa geçtim. İnsanların sizin hakkınızda iyi şeyler düşünmesi, yarın bir gün öbür dünyaya intikal ettiğimizde, hakkın rahmetine kavuştuğumuzda arkamızdan Allah razı olsun, kimsenin, iyi insandı, kimsenin hakkını yemedi, kul hakkı yemedi demesi kadar önemli bir şey yok şu hayatta. Kesinlikle. Çünkü bu hayatın bir de öbür tarafı var, onu da düşünmek lazım. Yarışmacımız armutlu bebek ıspanak salatasına girecek narları şimdiden ayıklıyor. Aslan ne yaptın, neyle başladın? Önce meyveli jölemi hazırlıyorum, çabuk donsun. Dondurma kaplarına koyuyorsun. Aynen. Dondurucu kaplarına. Dondurucu buz kaplarına koyuyorum. Tamam. Sonra dondurmamı hazırlayacağım. Onların dolapta beklemesi lazım. Aynen, kızarmış dondurma. Hemen beklemesi lazım. Seninkinin farkı, ikinci kez yiyoruz bu hafta ama seninkinin farkı jöle, meyve jölesi ikram edecek yanında. Bir de bakalım bugün en iyi karidesi seçeceğiz. Sen karidesi Worcestershire sosla yapacaksın. Aynen. Worcestershire sosla yapacak ama sosu kendi yapmıyor ki Zuhal Hanım. Hazır. Evet, hazır sos ama kullanacak. Bu 20 baharatla hazırlanan bir sos sence nasıl hazırlayabilirim? Bilmem, nasıl hazırlayabilirsin? Hazırlayamam, bunun özel bir sos yani, bir sürü... İşte bu yüzden hazır sos kullanmışsın diyecekler. Ha derler mi derler, doğru söylüyor derler. Olabilir derler. Derler ama bu kokteylin özelliği zaten Worcestershire sosu ve bunu evde yapamayız. Bir şey daha anladım Zuhal Hanım, Aslıhan yemekleri yetiştiremez. Durma durma. Çünkü sen beni oyalıyorsun. Ara yemek tahinli patlıcan ezme için közlenecek patlıcanlara kesikler atılıyor. Vallahi bilmiyorum, herhalde sen bu yemeklere yüksek puan bekliyorsundur Aslıhan. Ben kendime 10 verdim. Verdin mi? Kendi vizyonlarına verecekler puanı, bana vermeyecekler. Çok güzel. Kendi vizyonlarına. Güzel laf. Bir diğer ara yemek, şeftalili kabak ızgara için temizlenen kabaklar ince ince dilimleniyor. Hayır yani, kızcağız dün o kadar güzel yemekler yapmıştı ki ve de lezzetliydi. Bakın her açılan börek de güzel olmuyor. Her açılan baklava, o da ayrı. Bir tek kadayıf dolmasında biraz boğmuş, sıkmış, hamur kalmış içi. Dışının daha çıtır olması lazım. Biraz kabuk. Aynen, ben de onu söylüyorum. Evet. Onun dışında da hiçbir hatası, kusuru olmayan yemeği inan ki yoktu yani Aslan. İnşallah senin de öyle olsun. İnşallah. Şeftalili kabak ızgara için dilimlenen kabaklar az yağlı tavada pişmeye başlıyor. Şimdi neler yaptı şimdiye kadar? Patlıcan ve biberleri közleniyor ocakta. Kabaklar kızarıyor, şeftalili kabak. Kendi özel yemeği Zuhal Hanım. İnşallah kayınvalidelerimizin damağı değişik tatlara müsaittir. Çok açık değil, çok müsait değiller ama. Gelinlerimiz böyle farklı yemekler denemeli Zuhal Hanım. Kesinlikle çok takdir edilip çok yüksek puan alanlar da oldu böyle farklı yemeklerle gelen. İnşallah da sen de aynı şekilde güzellikte çıkar ki masanda. Masası da çok... Sen dikiş kursuna falan gitmişsin galiba. Yok, ben hazır giyim öğretmenliği mezunuyum aslında. Ha dikiş, ha hazır giyim. Evet. Ama yapmıyorsun değil mi? Yapmadım, hiç öğretmenlik yapmadım. Biz... Ama ranları kendi tasarımı dedi anne. Aynen, aynen. Ne güzel, meraklısın. Çiniyle çok ilgilendim. Duvar boyama, mandala, zenten mandalarla çok ne kadar güzel. Çini boyama yapıyormuşsun. Aynen. İnsanın hobileri, uğraşısı olması kadar güzel aynen. Bir şey yok. Hem ortaya bir şey çıkartmak çok güzel bir duygu. Sergim açmıştım. Çiniyle ilgili. Bravo, evet. Sergi de açtın. Aynen. Harika, ne güzel, ne güzel. Tatlının jölesi için ılık suda toz jelatin eritildikten sonra şeftalili kabak ızgara için pişen dilim kabaklar tavadan alınıyor. Evet, şeftalili kabak, Worcestershire soslu karides. Efendim müthiş yemekler bekliyor bugün bizi. Onun için kabaklarını kızarttın. Patlıcan ve biberi ne için közlemiştin söyle Aslan. Tahinli patlıcan ezmesi için. Tahinli patlıcan ezmesi eşlik evet. Edecek ara yemekte karidese. Evet. Kapyamız karamelize soğanımıza eşlik edecek. Süper. O bardakta ne erittin öyle? Sarı su nedir? O toz jelatin kullandım. Toz jelatin, meyveli jölesi var hazır çünkü. Hazır jöle değil. Hazır jöle değil. Aynen. Kaç dakikası geçti tüm bunlar oldu?
24 dakikası bitti Zuhal Hanım. Aa, 24 dakikan geçti ha. Nasıl, planladığın gibi mi gidiyor? Aynen aynen. Hadi bakalım, sana başarılar diliyorum Aslıhan'cığım. Su gibi aksın geçsin, gönlüm bunu senden yana. İnşallah. Hadi güzel çıkar çünkü çok İnşallah. Güzel bir menüsü var. Farklı bir menüsü var. Bakalım final sofrasında kayınvalidelerin tepkileri nasıl olacak? Güzel bir şeyler, siz de lütfen tadınız. Tabii ki. Hadi canım, lütfen, lütfen. Tabii. Burada biraz aktif olmaz ama. Aynen, aynen. Bugün konuşunuz, bugün olmasın. Tadınız. Size güveniyorum. Hediyeler için ekstra teşekkür ediyorum. Mikser. Ben de mesir macunu ve San Sebastian kek için teşekkür ediyorum. Aslan, ben onu yazdım kenara, çok kızdım. Buna niye San Sebastian yapıyorsun sen ya? İşin gücün yok. Ben size de ikram etmeyi düşündüm ancak siz çok çaba harcıyorsunuz fit kalmak için. Bunun heba niye olmasını canım, istemedim. Niye canım, yiyorum geçen löp löp atmıştım ağzıma. Dur bak, mesela iyi hatırlattın. Ha, şunun ufak bir kenarına da sizin tadına bakayım. Ben de mesir macunu ve San Sebastian kek için teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Gelin hanım, sen ne yapıyorsun? Kabaklarımızı ızgara yapıyoruz. Şeftalili kabak ızgara için kabakları ince ince doğradık. Sonra da yağsız tavaya mı koyduk? Aynen, az yağla. Peki başka neler yaptın? Hemen jölemi hazırladım, onun jölesini erittik. Meyve jölesi yapmak için neler kullandın? Şeker kullandım, sıcak suda erittim şekeri. Üzerine limon rendeledim. İçine de toz, şu toz jelatinden koydum. Toz jelatine bakabilir miyim? Bunu sen mi getirdin? Aynen, ben getirdim. İlk tatlısına devam eden yarışmacımız buz kalıplarının içine jöleyi döktükten sonra meyveleri koyuyor. Anneciğim, gelinimizin elinden sık sık yemek yer misin? Kesinlikle. Haftanın birkaç günü birlikte yemek yeriz. Ya bizde ya onlarda. Aslıhan, çocukların hepsi seninle mi yaşıyor? Yok, benim çocuklarım benimle. Eşimin çocukları annesinde, iki haftada bir birlikteyiz. Çocukların yaşlarını söyler misin? Çok merak ettim. 7-8-9-10. 7-8-9-10 mu? Çocuklar için çok iyi değil mi? Çok iyi. Biz çok endişe etmiştik. Anlaşabilecekler mi, anlaşamayacaklar mı? Çünkü bizim aşamayacağımız tek mevzu çocuklarımızın anlaşamaması olurdu. Çok şükür onlar çok iyi anlaştılar. Ben zaman zaman onlar iki haftada bir bana geldiklerinde, eşimin çocukları... Ben benim çocuklarımı babalarına gönderme taraftarıyım ki babalarıyla hem daha rahat vakit geçirsinler hem de daha az gürültülü bir ortam olsun diye. Ancak maalesef ne kadar tembih edersem edeyim, eşimin oğlu... Onlar birbirlerine haber veriyorlar. Arıyor büyük oğlumu. Mahir, bu hafta sonu ben size geliyorum. Hiçbir yere gitmeyin. Aa, peki daha sonra? Ondan sonra maalesef onlar anlaşıyorlar ve biz cümbür cemaat yine dört çocukla bir araya geliyoruz. Kalabalık aile zevkli değil mi? Çok güzel, zevkli, çok, çok zevkli. Zaman zaman biraz sıkıntı yaşadığımız oluyor ama bize kattığı daha çok şey var. Bu arada ocakta ne var gelin hanım? Patlıcan ve kapya biberimiz var. Nerede kullanacaksın? Patlıcanı tahinli ezmemizde kullanacağız. Tahinli patlıcan ezme. Ay Allah'ım, nasıl bir yemek bunlar ya. Ay Allah'ım. Yüzüm ekşidi. Bilmiyorum neden ekşidi yüzüm. Patlıcanla tahin, bilmiyorum. Aa, onlar nedir? Bunlar benim çikolata dekorlarım. Onlara bakmak istiyorum. Onlar sürpriz, şu an bakmayın. Bunları önceden mi hazırladın? Evet, evde hazırladım. Ne kadar beceriklisin. Böyle çikolata dekorlarım var. Bunları tatlıyı süslerken mi kullanacaksın? Dondurmanın yanında kullanacağız. Sen süse, gösterişe çok önem veriyorsun anlaşılan. Görsel önemli tabii. Kabakları neden rendeliyorsun? Bu birazcık şeftalili sosumun içine kabak da koyacağım. Fazla yabancı bir şey koymayacağım. Bu kabağın fırlaması mı gerekiyor? Kabağın isyanı. Şeftalili kabak ızgara için rendelenen kabaklar yağda kavruluyor. Ardından kızarmış dondurmada kullanılacak mısır gevreği, galeta unu, ceviz, Hindistan cevizi ve toz tarçın rondoya alınıyor. Anneciğim, sessiz kaldığın için masalarda seni çok eleştirdiler. Masalarda beni eleştirdiler, benim karakterim bu. Ben normal hayatımda da böyleyim. Çok konuşan, münakaşaya girebilen bir yapıda değilim. Ama haftanın da en adil kayınvalidesi olduğumu düşünüyorum. Dün herkes tartışıyor, bağırıyor, çağırıyor. O hiç sesini çıkarmadı, oturuyordu, sakin sakin oturuyordu. Hiçbir şey yapmadı yani. Ben çok şaşırdım ona. Tatlı için dondurmanın bulanacağı mısır gevrekli karışım rondoda un haline geliyor. Anneciğim, bugün yine ortalık karışır mı? Tek endişem o. Dünün hararetine yemeklerimizin güme gitmesi. Peki yemeklerin güme gitmesine izin verecek misin? Buna izin vermeyeceğim. Sen? Evet. Bu kayınvalideler ezer geçer annem. Ben ezdirmem.
Helal sana Aslıhan. Sen ezdirmezsin. Ben ezdirmem annemi. Öyle bir göz var mı? Bakayım gözlerine. Öyle bir göz. Yok gibi sanki. Farklı karakterler varmış, anlamadım. Suzan Hanım bir ayrı bir karakter. Fatma Hanım bir ayrı karakter. Hatice Hanım zaten sessiz bir ayrı karakter. Beni rakip gördükleri için bana karşı hırslandılar. Ara yemek şeftalili kabak ızgara için rondodan geçen şeftali rendelenmiş kabaklarla birleşiyor. İstenen kıvama gelen kabak ve şeftaliye lor peyniri de eşlik ediyor. Baharat olarak da pul biber ve nane ekleniyor. Şeftali ızgaraya girer mi? Şeftaliyi koyarsan ızgaraya erir. Kızarmış dondurmada kullanılacak Maraş dondurması bıçakla kesiliyor. Dilimler ayrıldıktan sonra yumurta beyazı ve mısır gevrekli harca bulanıyor. Hanımlar, geçen süreniz tamı tamına 50 dakika. Beni korkutuyorsun ya, sanki 2 saat olmuş. Ortada sadece kızarmış dondurma var. Peki ya diğerleri? Olacaklar. Ne zaman? Hemen. Servis sırasında kızartılacak dondurmalar dondurucuya alınıyor. Tatlıyı niye 2 tane seçmiş acaba? Gösteriş için. Birini beceremesen birini beceririm mi dedi acaba, ikisini hani birini riksli biri riksiz mi olsun dedi acaba, birini beğenmezlerse birini beğensinler diye mi öyle yaptı acaba bu gelinimiz. Ana yemeğe geçen Aslıhan kuzu gerdanları çıkarıyor. Bunlar kuzu gerdan değil mi? Aynen, kuzu gerdan. Kokusunu alacağım. Kokusunu nasıl alacaksın? Defne yaprağı ve biberiye ile. Kaçar tane vereceksin? Ben bunları dilim olarak koymayacağım. Sunumda biraz çiftleyeceğiz, sandır gibi görünecekler. Düdüklü tencereye alınan kuzu gerdanlara sıcak su eklendikten sonra tuzu ayarlanıyor. Kuzu gerdan, ooo Suzan Hanım kokuyor der inşallah. Kuzu yemiyordu. Bugün masada göreceğiz. Kuzu kokuyor mu kokmuyor mu? Kuzu gerdan içemiyorum, kuzu eti yemiyorum zaten. İnşallah çok fazla kokmaz. Anneciğim, Filiz Hanım'ın en düşük 5 puanı, Suzan ve Fatma Hanım'ların da 3 puanları var. Sence haksızlık yaparlar mı? Yapmayacaklarını umuyorum. Konuşmadı, sessiz, sakin. Beğenmedi, puanları verdi. Hatice Hanım hep gününü oynadı. Ben hiçbir şeye oynamadım, günüme de oynamadım. Benim karakterim bu. Şeftalili kabak ızgaraya devam eden Aslıhan, dilim kabakların üzerine şeftalili lor peynirli harçtan koyup sarmaya başlıyor. Kaçar tane yapacaksın? 3'er tane. Bir tane de bana yap bari. Bakalım tadı nasıl olmuş? Çok ilginç bir lezzet. Umarım kayınvalideler beğenir. Şeftalili kabak ızgaralar sarıldıktan sonra tahinli patlıcan ezme için közlenen patlıcanların içi kaşıkla alınıyor. Anneciğim, Filiz Hanım salatada ekşi sevmiyor. Yemeklerde de sevmiyor ama bazı yemekler ekşi olmak mecburiyetinde. Salatasına ona ayrı yapmasını söyledim. Çorbaya başlayan gelinimiz havuç soyup rendeliyor. Anneciğim, oğlum kimin yemeklerini daha çok seviyor? Onu gelinime soralım. Söyle söyle. Çekil. Benim yemeklerimi sever. Tabii ki benimkini sever. Nasıl oluyor o anlamadım. Ya aslında eşim çok açık sözlüdür. İkimizin de hangi yemeğinde ne problem varsa dan diye söyler hiç çekinmeden. Ama sonuç olarak 40 yıl annesi beslemiş. Sonrasında benimle şanslı, ikimizin de eli lezzetli olduğu için yemek konusunda sıkıntı çekmiyor. 40 sene emek ver, eli kızı gelsin alsın. Ben de kayınvalide olacağım, işin sıkıntısı o. Çorba için rendelenen havuçlar kavruluyor. Ardından ana yemekle servis edilecek karamelize soğan için arpacık soğan soyuluyor. Her şeyi güzel güzel ye, ondan sonra 3 puanı bas. Kabul etmiyorum. Bugün de kabul etmeyeceğim. Masalarda bütün insanlar da bayanlar da beni beklesin. Karamelize soğan için tavaya zeytinyağı konuyor. Közlenmiş patlıcanlara sarımsak ezildikten sonra tahin ve nar ekşi sosu karıştırılıyor. Ardından karamelize soğan için arpacık soğanlar zeytinyağda kavrulmaya başlıyor. Anneciğim, yemekler yetişmezse ne olacak? Yetişecek inşallah. Masa mı önemli yoksa yemekler mi? Hepsini. Hepsini. Worcestershire soslu karides kokteyli için önce jumbo karidesler temizleniyor. Anneciğim, bu hafta karidese doydunuz mu? Herhalde hayatım boyunca bir daha yemeyeceğim. Karides yerine bumbar mı olsaydı yoksa? Olabilirdi. Ama onu ben yapmalıydım. Gelinin yapamaz mı? Yapar. Her şeyi yapar. Jumbo'nun babası gelmiş. Büyük zaten Jumbo'ya zaten konuşuyorlar. Karidesi hiç sevmiyorum. Bu sosu nereden bulmuş? Hiç sevmiyorum yani, bilmiyorum. Nasıl? İnşallah güzel olur. Filiz Hanım mutfağa girmek isterse izin verir misiniz? Mutfaklara da mı giriyorlar?
Evet, bazen girebiliyorlar. Anneciğim, o zaman bir bakın etrafa. Ne var ne yok. Ayıklanan jumbo karidesler yıkandıktan sonra kavrulan arpacık soğanlar doğranmış köz kapya biberlerle buluşuyor. Ardından bal ve nar ekşisiyle güzelce karıştırılıyor. Çorbanın terbiyesine neler giriyor gelin hanım? Un, yumurta, süt. Karidesler ne durumda? Karideslerim temizlendi. O çok çabuk haşlanan bir şey zaten. Anneciğim, sen bu yemeğin adını söyleyebiliyor musun? Neydi aslında? Karides kokteyli anneciğim. Karides kokteyli. Ama neremin karides kokteyli? Neydi sosun adı? Worcestershire. Anneciğim, kayınvalideler söyleyebilir mi sence? Söyleyemeyecekler. Worcester, karadesayır, soslu, karides. Worcestershire, soslu, karides. Nedir bu Worcestershire sosu? Anneciğim, karıştır. Ben hazırlıyorum. Onu biraz daha çırpasın. Havuç çorbasının terbiyesi ılıştırıldıktan sonra süzülerek çorbaya karışıyor. Ben karidesin haşlama suyuna da bal koyuyorum. Neden her şeye bal koydun? Bal bütün lezzetleri kendi tadı dışında patlatır. Hangi ürünle kullanırsanız o ürünü öne çıkarır. Karideslerimi atıyorum. Worcestershire soslu karides kokteyli için jumbo karidesler haşlanmaya bırakılıyor. Anneciğim, sence bugün kim yüksek puan verir? Fatma Hanım'dan umutluyum. Fatma Hanım'a dün sen 7 puan verdin. Ben de en az 7 vereceğini düşünüyorum. Beni karma karışık hiçbir şey yok. Armut salata ne alaka? Karma karışık. Yeşillik olsun amaçlı. Çoğaltmış. Karides kokteyllerimiz için salatalarımızı hazırlıyoruz. Karides kokteyli için önce göbek maruldan küçük parçalar konuyor. Ve kuzu gerdanlar çıktı. Bakalım pişmiş mi? Olmuş. Anneciğim, bugün büyük final. Gelinlerimiz de gelecek. Öfke patlaması yaşanabilir mi? Olmuyoruz, olmaz. Ama merak etme anneciğim. Gelinin seni de savunur. Kesinlikle. Ondan hiç şüphem yok. Ana yemek için düdüklü tencerede haşlanan kuzu gerdanlar cam tepsilere alınıyor. Üzerine suyundan da eklendikten sonra biberiye yerleştiriliyor. Yarışmacımız haşlanan karidesleri göbek marulların üstüne yerleştiriyor. Neyin sosunu hazırlıyorsun Aslıhan? Bu karides kokteylimizin sosu. Zaten Worcestershire sosu var ama. Evet, ama bu, o da bütünleyeceğiz. Bunu tek başına kullanamayız. Çok yoğun aromalı bir şey. Minik minik damlalar halinde kullanacağız. Anneciğim, kayınvalideler bu sosları sever mi? Umuyoruz ki sevsinler ve beğensinler. Şimdi sıra geldi meşhur İngiltere'den gelen Worcestershire sosa. Ketçap ve mayonezden başka ne koyuyorsunuz? Yine biraz sirke. Balzamik sirke de koyuyoruz. Evet. Yine biraz bal. Ve her yemekte olduğu gibi yine bal. Çünkü her şeyin patlamasını istiyorum. Anneciğim, yemekleri patlatacak bu gelin. Bence de biraz kendi patlamasın inşallah. Anne çok ayıp. Hayır, puanlarla. Puanlarla mı? Çevirme anneciğim, çevirme. Acı sosu biraz dokunduracağım. Hadi dök bakalım. Tık. Tık. Kokteyl karidesin özel sosu hazırlandıktan sonra karideslerin üzerine gezdirilerek dökülüyor. Başka ne koyacaksın? Birer damla Worcester'da ekliyorum. Bu kokteyli nereden öğrendin gelin hanım? Eşimin tavsiyesi. Eşimin tarifi. Onu yapmasını söyledi. Yarışmacımız dilimlediği limonları karides kokteyllerine teker teker yerleştiriyor. Ardından pilav için tereyağı eritip dolmalık fıstık kavruluyor. Kılçık mevzusunda kim hatalı anneciğim? Elif mi Suzan mı? Öncelikle Suzan Hanım hatalı. O kelimeyi o sarf etti. Elif Hanım'ın kalkması da hata ama duyduğu sözden sonra çok sinirlendi ve kalktı. Ama gelin hanım da galiba biraz rahatsız olmuş kendi kayınvalidesinin lafından. Ya ilk başta ne kadar sakindi masamız. Herkes bana gittiğimde sordular nasıl kayınvalideler. Ay hepsi benim gibiler dedi. Peki üçüncü gün ne dedin anneciğim? Üçüncü gün gittiğimde dedim inanamayacaksınız. Olaylar patlamaya başladı. Pilav için dolmalık fıstıklarla birlikte yıkanan pirinçler de kavrulmaya başlıyor. Salata için suda bekleyen bebek ıspanaklar doğranıyor. Sırada mor soğan var. Neden mor soğan kullanıyorsun?
Rengi çok tatlı duruyor bu salatanın içinde. Mor soğanın C vitamini daha fazlaymış. Evet. Salata için kabukları soyulan mor soğan yarım ay şeklinde ince ince doğranıyor. Ardından pilavın suyu ayarlanıyor. Pilavın içine başka ne girecek? Üzümleri girecek. Hangi baharatlar var? Tarçın var, karabiber var. Pilava devam eden Aslıhan kuş üzümlerinden sonra tarçın karıştırıyor. Son 12 dakika anneciğim, koş! Fıstıklı baharatlı pilava şimdi de karabiber ekleniyor. Ardından salataya girecek armutlar doğranıyor. Eşin sana evlenme teklif etti mi? Etti. Alakasız bir yerde, çok alakasız bir şekilde. Nasıl oldu anlatır mısın? Eltimin doğumuna hastaneye gitmiştik. Orada çok telaşlı başka mevzular varken hemen kulağıma eğildi, benimle evlenir misin dedi. Bence hemen aradan çıkarmak istemiş. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Narımızı da koyduk. Ve armutlu bebek ıspanak salatası da hazır. Hemen masaya. Çabuk ol gelin hanım, çabuk! Bakalım gelinimizin kendi tasarladığı masa düzeni nasıl olacak? Kendi tasarımım, runnerlarımı. Ben çizdim, kalıplarını ben çıkardım. Keçe kumaşlardan runner yapan yarışmacımız masasını yapraklarla süslüyor. Kayınvalideler, bunlar da ne? Ormanda mıyız? Demesin. Desinler. Bu çiçekler nedir? Bu çiçeklerimiz maalesef. Ben hazırladım bunların. Ne çiçeği? Saray patı. Kaç tane koyacaksın? 4 tane. Su getir anne, çabuk su getir. Su getir. Koş anneciğim, koş. Sadece servis tabaklarını masaya alan gelinimiz üstüne peçete yerleştiriyor. Peçeteleri üstüne mi koyuyorsun? Evet. Peki üstüne tabaklar gelecek mi? Hayır. Hijyen açısından konuşulurken hiçbir şey sıçramasın ağzımızdan, nefesimizden. Herkesin mutfakta konup öyle gelecek. Harika düşünmüşsünüz hanımlar. Yarışmacımız minik vazolara su doldurduktan sonra mumları içine bırakıyor. Sırada bardaklar var. Anneciğim, sürahiyle ekmeği getirmene izin veriyorum. Anne, ekmeğin hepsini getirme, ekmek bana lazım. 6 dilim ekmek bırak. Ekmekle ne yapacaksın? Patlıcanı onun üstünde sunacağım. Sofrayı tamamlamaya çalışan Aslıhan çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştiriyor. Son 4 dakika gelin hanım. 2 dakikada giyinirim ben. Çatalların yedeklerini de koyan yarışmacımızın gözü hala sofranın süslerinde. Ah, şunlar var. Özel tasarım runner'ın üzeri beyaz boncuklarla süsleniyor. Nereye gelin hanım? Ben giyinmeye gidiyorum. Çabuk ol, koş. Anneciğim, bu masa gerçekten çok farklı oldu. Masamızın farklı olmasını istedim. Tabakların olmamasını eleştirirler mi? Tabakların açıklaması var. Anneciğim, gelin nerede? Kayınvalideler gelmek üzere. Geliyor. Mumları yak Aslıhan, çabuk. Hadi Aslıhan. Ah. Üzgünüm hanımlar. Kayınvalideler geldi. Senin tasarımlı olan değil mi? Yeşil, bilmiyorum, ne alaka anlamadım. Siz dedim tuzsuz yersiniz, biz tuzlu yeriz dedim. Ay yine beni şaşırdım ya. Ezbere konuşuyorsunuz. Yani bir çorba için eleştirilebilecek hangi kelimeler varsa onları sıralayayım, birisi tutar mı diyorsunuz? Sen ne yediğini biliyor musun? Beğendim derim, beğenmediysen beğenmedim derim. Bende yalan yoktur. Önce beğendiydin ama sen. Hadi. Sen kaç yaşında kadınsın? Ben 49 yaşındayım. Hiç yaşamamışsın. Aa, ben çok şeyler yaşadım. Ya bir tane tüy olaydı şurada. Benim tüyüme laf ettiniz siz. Tüy mü yedik biz şimdi? Tüy size dokandı mı? Ben senin mutfağına girsem. Ay bu ne ya? Hiç çarpma işimi yapıyormuş. Ançoes tadı alan var mı sosta? Biz ançoesi bilmiyoruz Zuhal Hanım. Nereden bileyim şimdi söyleyeyim? Sevmedim. Neden? İyi bir soru. Ben de bilemiyorum. Ben de bilemediklerine emin oldum. Koş at. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar soframıza. Nasılsınız? İnşallah keyifleriniz yerindedir. Ben çok gerginim. Neden? Bilmiyorum artık. İleriki saatlerde belli olur. İnşallah gerginliğiniz geçecektir. Ne geçiyor? Merhabalar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, alkışlamayın. Sağ olun, sağ olun. Ne geçiyor, ne oldu, ne geçti? Kayınvalidemiz biraz gergin işte. Kim? Ha, Fatma Hanım, hoş geldiniz öncelikle hepiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu ne kadar farklı bu runner senin tasarımlı olan, evet, değil mi? Palmiye edasıyla. Aa, evet. Çok güzel, bakayım bardaklarda şeyler, mumlar, suların içinde çiçekler. Aa, çok hoş, çok farklı. Ne düşünüyorsunuz masayla ilgili Elif Hanım? Güzel. 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 Siz Fatma Hanım? Güzel. Güzel. Suzan Hanım? Güzel. Siz de güzelsiniz bugün. Ve Filiz Hanım? Ben çok güzel bulamadım. Niye? Renkli buldum. Renkli? Renkli. Yeşil. İçimiz açıyor. Renkli derken renkli. Ama yeşil bilmiyorum, ne alaka anlamadım. Ne alaka mı? Pembe. Yeşil bir renk. Yani renk çok renkli olmuş. Uyumsuz mu? Evet, uyumsuz olmuş bence onu, bu alanın. Ben bu şekilde daha aydınlık duracağını düşündüm. Ne güzel işte, yeşili. Farklı, değişik. Nerede olmuş gördünüz böyle bir runner falan kız? Kendi öyle tasarımı. Yani uyumsuz bulan var mı başka bu renkleri? Sadece rengi uyumsuz. Renkli yani buldum Zuhal Hanım ben. Renkli olabilir yani, Allah Allah. Sonuçta siz de çiçek yaptırdığınızda ortadaki aranjmanlar rengarenk oluyorlar. O masada da benim, her renk olmuş ama oluyor. Ama benim çiçeğim beyazdı. Sırf sade beyaz. Ne kadar kapalısınız, ne kadar önyargılısınız yeni şeylere karşı. Yani siz daha masaya böyle derseniz yemeklerine ne diyeceksiniz acaba? Worcester soslar falan var, Worcester şayiler falan. Bebeğim, bebeğim, üst tabaklar nerede? Çok hassas olmamız gereken şu pandemi döneminde ben boş olarak tabakların gidip gelmesini çok hijyenik bulmadığım için koymadım. Olmaz. Sonuçta siz sohbet ediyorsunuz burada o tabaklar gidene kadar ve ben sizin önünüzden aldığımız tekrar sizin önünüze getirme gibi bir garantim yok. O yüzden böyle bir riske girmek istemedim. Balayı yapmışsın. Olsaydı. Efendim? Bizim geline... Ben dolu getireceğim o tabakları. Bence iyi fikir. Size. Çünkü üstüne toz uçuyor. Açık hava, açık balkonlarımız var, pencerelerimiz var. Sosyal toz giriyor. Sosyal mesafemiz de 1,5 sonra metre bir de aynen. Tabaklarla aramızda 1,5 vallahi metre mesafe yok. Vallahi iyi düşünmüşsün bak. Hiç böyle düşünmemiştik. Bence iyi bir fikir. Bilmiyorum, bunu takdir eden var mı şimdi? Geliyorlar hani toz moz oluyor bilmem ne. Yani. Bence iyi düşünmüşsün. Bu pandemi döneminde... Acaba yetiştiremedi mi? Yetiştirememiş gibi mi görünüyor? Tabakları yetiştiremedim acaba. Kaselerin içeride o zaman. Evet, içeride. Sen o zaman bize havuçlu ne çorbasıydı? Terbiyeli havuç çorbası. Terbiyeli havuç çorbasını sen getir bize. Herhalde içeride servis edeceksin. Yemek tabaklarını falan koymamış. O neymiş işte, toz oluyormuş bilmem ne oluyormuş. İçerideyiz yani, ne tozu. Peçeteleri koymuş, peçeteler toz tutmuyor mu? Ona bakarak onlar da toz tutuyor. Masa düzenimi çok renkli dediler. Masanın üstünde sadece 3 renk var. Renkliden kasıt nedir? Ya kendilerini ifade etmekte sıkıntı çekiyorlar, anlatmak istediklerini anlatamıyorlar. Ya da gerçekten şartlanıp gelinmiş bir durum var. Biraz hızlı geçecek galiba bugün. Filiz Hanım, çok rahat uyudun mu bugün? Gayet çok seviyordum. Gerçekten. Gerçekten. Helal olsun. Teşekkür ederim. Takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Ama ben sabaha kadar yatmadım. Vicdanımın sesini dinledim. Acaba ben nerede kaybettim? Nerede ben hata yaptım? Nerede günahım vardı diye. Fatma Hanımcığım, benim gelinime kurulmuş bir masaya 5 verdiniz. Suzan Hanım'ın hiç kurulu olmayan bir masaya 6 verdiniz. Yemeklerim, bu yemek yarış. Tamam, vicdanınız el verdi mi? Yemeklerini beğendim. Evet, ben dün demiştim, böylecesi salatasını çok beğendim gelin hanımın demiştim. Ama öbürlerini beğenmedim dedim yani. Güzel dedin. Yok, güzel beğendim demedim. Böreğin yumurtası beyaz dedim, farkındaysanız. Yumurtasını az koymuş dedim. Onu beğenmedim. Beze karides başına zaten, kaç tane yumurta kırılır karides acaba? Karides zaten su bereğinin çok sertti yani. Bereğinin, et zaten sertti. Su bereğinin beze başına kaç tane yumurta kırılır? Ben 6 tane kırıyorum. Beze başına? Yok, beze başı yok. Yaptığım zaman 2 tepsiye veya... 6 tane kırdı o da dün. Benim gözümün önünde. Ama güzel olmuş dedin. Güzel olmuş demedim. Üstü kurumuştu masan dedim. Masan güzel dedin.
Üstünüz yemek ama yemek. Masanızı da beğenmedim. Ya Alaturka'ydı yani, çok rakip görüyorsun değildi. Resmi desene. Ya rakip tabii olabilir, burası bir yarışmadır. Herkes rakip. Aynen, burada herkes hepimiz bir rakibiz yani. Yani bana neden sakladın? Hayır, sen de rakibimsin, Suzan Hanım da, yani Elif Hanım da, Hatice Hanım da rakibim benim. Suzan Hanım da 4 verdi. Ben de sizin 5 verdi. Elif Hanım da 5 verdi. Sevmezsin, yemezsin, o senin kendi görüşün. Kendi. Ama buradakilerin hepsi aynı yemeği yerken, güzel derken, o puanları kullanırken senden 3 puan beni çok yıktı. Neden? Niye yıkıldınız? Ama neden? Ama şimdiye kadar susuyordunuz, masada coştunuz. Hayatım, ben yemeklerinin hatasını, kusurunu, söylüyorum kusurunu. Hepsini söyledim. Ben de kusurunu söylüyorum zaten yemeklerinizin. Diyorum ama ki ama güzel dedin. Hayır. Beğendim dedim. Böreğinize evet, yumurta. İlkten böreğe öyle dedim. Evet, ilkten beğendiniz, sonra bir ondan beğenmedime sonra çevirdiniz. Sonradan kuru, üstü çok kuruydu. İçi de yumurtası bana az geldi. Bana göre tabii herkese damak zevki başkadır yani. Liz Hanım, ya su böreği yapmasını bilmiyorsunuz. Yapılan hata kusur bulmayın. Su böreğinin üstü ve altı pişer. İçi pişmiş. Niye bu kadar kötü gösteriyorsunuz? 3 puanı burada, neden bana sakladın burada sen? Burada 3 de veririz, 5 de veririz, 6 veririz. O bizim özgürlük hakkımız. Merhametini vicdanına sığın. Peki sen niye kurulu olmayan bir masaya 6 verdiniz? Su alabilir miyim? Ve yemeğine verdim. Ben konuşabilirim. Masa ve özelliğe vermedim. Ama yemekler hep tutsuzdu falan. Ben konuşabilirim. Hadi canım. Fatma Hanım çok gergin gelmiş. Belki de haklı. Tepkisi, etkisi farklı olmuş ama dileriz bu durum düzelir. Bugün sizi de göreceğiz Fatma Hanım. Gelin, gelin. Neyi göreceksin? Bugün göreceğiz diyorum masada. Yani oyları adaletli mi davranacaksınız? Göreceğim yani bugün. Ha, bugünkü sofraya evet, diyorsunuz. Evet, bugün sofraya. Anladım. Evet. Fatma Hanım dün masaya vurdu gelinle beraber. Ben bir şey demedim. Bugün yine aynısı gibi bir bomba gibi gelmişti. Boş masaya 6 verdi. Ben ona hiçbir şey demedim. O da bana halen 3'ü niye verdin bana dedi, durdu. Onu vicdanıyla baş başa bıraktım. Hakkımı da helal etmiyorum. Haksa benim hakkım. Benim gelinim de hemen 2 dakikada koyabilirdi ama biz bugün evet, kapıda bekletildik. Bir saniye, nasıl kapıda? Bir saniye Filiz Hanım. Kapıda bekledik vallahi. Kim bekledi kapıda? Sağ ol canım. Kimi bekletti kapıda, biz, anlamadım. Biz bekledik, bizler bekledik. Bugün. Şimdi. Evet, kapıda bekledik. Evet. Neden? 3 kere zile bastı. 3 kere zile bastı. Ne oldu, kapıda mı beklemişler hanımlar? Ben mum yakmaya çalışıyordum o sırada, elimden düştü. Ya. Ufak bir aksilik yaşadım. Ne kadar beklediniz takriben kapıda? 2-3 dakika bekledik. 20-30 saniye diyorlar. Ben kusura bakmayın ama ekibim tabii ki burada çekim yapıyorlar ve hani siz bazen subjektif davranabiliyorsunuz. 15-20 saniye beklemişsiniz. Şimdi bunun lafını mı ediyorsunuz? Ne kadar beklediler kapıda? Yani sadece son mum kalmıştı. Elimden o da elinden düşünce herhalde 10-15 saniye bir şey beklediler. Aşk olsun hanımlar. Bayılıyorsunuz bire bin katmaya ha. Elinize bir koz geçmeye görsün. Hemen allıyorsunuz, pulluyorsunuz, mübalağaya bayılıyorsunuz. 3 kere zile bastık. Bugünkü gelinimiz kapıyı geç açtı. Bekledik yani dışarıda. Çok abartıyorlar. 3 kez zil çaldı. 2-3 dakika beklemişler. Geliniz nasıl? Suyumuzu doldurmadı. Sebra. Hakkını alamadı. Vallahi ben sırf o su böreğine 3 puan verdim zaten. Canı sağ olsun. De afiyet olsun. Final günü bugün. Bir yandan da lütfen Aslan'ın da yarıştığını unutmayınız. Aynen. Ama biraz tuzsuz geldi. Ben çorbayı beğenmedim. Hayır, tuzlu. Bana çorbanız tuzlu olmuş. Bilhassa tuzlu diyecektim. Sarımsaklar bana sarımsak evet, çok gelmiş ben de ya. Ben diyecektim tuzlu. Tuzsuz diyor. Yok, bana tuzlu geldi. Bana tuzlu. Galiba. Tuzsuz geldi diyorsun. Öylesine bir şey söyle. Ya damak tadı size galiba. Tuzlu olabilir, bana tuzsuz olabilir yani. Bana ama tuzsuz yani, geldi. Tuzlu. Ay, tuzlu geldi ya. Benim de kafam karıştırdı. Bir de sarımsakları çok büyük. Tuzlu mu geldi, tuzsuz mu geldi? Tuzlu geldi Duhan Hanım. Ha, biz de ona şaşırdık. Tuzlu çünkü yok, çorba. Yok, karıştırdım orada. Biz de ona önce şaşırdık. Tuzsuz dediniz, sonra tuzlu hayır, dediniz. Hayır, siz dedim tuzsuz evet. Yersiniz, biz tuzlu yeriz dedim. Ay, yine beni şaşırdım ya. Kafam yine karıştı. Benim tuzlu, tuzlu. Çünkü kafanızda net bir şey yok bence. Ya kızım, ezbere konuşuyorsun. Bana tuzlu geldi. Onlara tuzsuz gelebilir. Ama anladın önce mı önce tuzsuz dediniz, sonra tuzlu dediniz. Hayır, çok sarımsaklı. Sanki ezbere, yani bir çorba için hanımlar, değiştirilebilecek hangi kelimeler varsa onları sıralayayım. Birisi tutar mı? Hanımlar mıdır? Tuzsuz dediği için diyorum. Siz tuzsuz yiyebilirsiniz ama bana tuzlu geldi diyorum. Anladın mı? Tuzsuz demedim ben. Ya siz tuzlu...
Benim kafamı karıştırdınız Allah aşkına ya. Biz çünkü kızı dedik. Sen ne yediğini biliyor musun? Önümdeki biliyorum, neyi? Biliyorum. Önümde neyi? Görüyorum. Neyi? Görüyorum. Çorba. Çorba mı? Evet. Tadını sadece soruyoruz. Evet, tadında nasıl? Tuzlu dedim ben. Önce tuzsuz dedin, sonra tuzlu. Hayır, dedin. Tuzlu geldi bana dedim. İlk defa da tuzlu dedim, şimdi tuzlu. Havuçlu terbiye çorbası. Ne havuç tadını aldınız mı peki? Havuç geldi mi? Amacına ulaşmış mı? Havuçlu terbiye. Size soru soruyor, cevaplayınız. Ben beğenmedim annem. Havuç tadını aldınız mı diyor, amacına ulaşmış mı diyor, bu havuç çorbası evet, diyor. Evet, havuç. Tadı size gelmedi. De mi geldi? Gelmedi bana tavuk. Evet, sarımsaklar çok güzel. Kurtaramadığım sarımsaklar yani. Keşke rendeleseydin. Yani ben bu çorbanın işte özellikle yakışıyorsa... aslında rendelenince parçacıkları kalıyor. Ve ağza geldiğinde rahatsız eder düşüncesiyle çatlatıp atmıştım. Böyle daha çok ama kurtaramamışım. Gelecek. Kurtarabildiğimi aldım, kurtaramadım. Gibi baktı. Koyu olmuş. Sarımsak, bak. Tamam. Öylesine. Beğenmedim. Beğenmedim. Suzan Hanım? Ben de beğenmedim. Ben de beğenmedim. Siz de beğenmişsiniz. Elif Hanım? Beğenmedim. Peki, afiyet olsun. Beğendiremedin çorbanı. Peki böyle mi verelim tatlım tabakları? Evet, servis tabaklarıyla. Peki eline alayım. Sağlık diyelim. Siz ne diyorsunuz Hatice Hanım? Hiç eminiz kimse beğenmedi. Ben servis beğendim. Tabağını da alayım. Bizim çok sıklıkla yaptığımız ve severek içtiğimiz bir çorbadır. Böyle oluyor diyorsunuz. Böyle oluyor. Ben bunu genelde çocuklara çok yapıyorum. Evet. Sarımsak katmamak şartıyla. Kayınvalide ezbere yani bir çorbaya yapılabilecek eleştiri ne varsa ezbere sıralayayım. Elbet birisi tutar diye sallıyorlar yani. Evet, özel bir sos kullandı. Worcester kentinden İngiltere'nin çıkma. Daha doğrusu oradaki iki insanın bulduğu bir sos. Fakat Worcester diye okunuyor. Worcestershire sosu. Bileniniz, duyanınız var mı? Vallahi yok, ben yok. Ben hiç duymadım. Evet, ben etlerde duymadım. Kullanılır. Gerçekten. Çeşitli yemeklerde de kullanılan bir ben sos. Ben söyleyemiyorum. Bu haftaki mecbur yemeğimiz karidesi o şekilde, o sosla yaptı. Siz tadabildiniz mi? Tattık. Nasıl? Çok güzel. Güzel oldu çok, mu? Evet. Özel görüntü bir sos, de güzel bir sos. Güzel. Ben şimdi içeriğini söylemeyeyim, bakayım siz bir şeyler ne algılayacaksınız o sostan. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah beğenirsiniz. Bence gerçekten ne söylediğinin farkında değil. O yüzden şey unutuyor. Söylediğini unutuyor. Düşünerek söylemiyor. Düşünerek söylemediği için, ezbere ağzından çıktığı için ne söylediğini de bilmiyor. Hatırlamıyor yani. Bizim en güzel soframız beğenilmedi. Üç ya verildi. Canım su böreği, o börülce. Ben de... Gelininizle paylaştınız mı verdiniz 3 puanı? Verdim kızım dedim. Verdim. Anne dedi keşke dedi vermeseydin dedim. Ha ya. Aa, bak ama yemeklere göre verdim kızım daha dedim. Daha çocuk. Benim gelinim bravo. 20 yaşında mı? Helal çocuk olsun. Değil. Hakkımı helal ediyorum. Senin gelinin 15 senelik gelin, benim gelinim 1 aylık. Ay bu yaşta değil başta. Evet başta onu biliyoruz. Sen kaç yaşında kadınsın? Ben 49 yaşındayım. Hiç yaşamamışsın. Aa ben çok şeyler yaşadım. Çok şeyler yaşadım. Yaşasan zaten... İnsanın hakkını ve insanın insanlığını yaparsın. Ben çok vicdanlı bir kadınım. Öyle mi? Evet. Ama ben doğruyumdur, doğru yoldan giderim. Ben yemeğini veriyorum. Beğendiysen beğendim derim, beğenmediysen beğenmedim derim. Bende yalan yoktur. Önce beğendiydin ama sen. Hayır beğenmedim. Yemeğimiz geç kaldı. Evet yemekler de gelmedi zaten bu arada. Aslıhan. Şimdi patates ezmelerimi... Ekmeklerin üstünde sunacağım. Kayınvalidelerimiz hiç ekmek yemiyorlar. Bahaneyle ucundan alsınlar. Sen ona neden altı verdin? Ben ona beğendiğim şeyleri söyledim. Neyi söyledin? Seni yedi yemeklerimiz de yedi. Hepimiz aldı. Reser kurulu olmayan bir masaya altı veriyorsan da şimdi bana niye hesap veriyorsun? Yemeğe verdim anlatamam. Lezzete verdim. Yemeğe verdim. Ya, sen bir iki verecektin sen zaten. Bu yemek yarışması. Şöyle şartlandırmışsınız kendinizi daha. Şartlandırmadım ben. Bak ben doğru bir iki vermeye şartlandırmışsın kendini. Hayır. Sizin gibi oynamıyorum ben. Hayır. Sizin gibi dedim, oynamıyorum daha ben. Daha ikinci günü siz çok uyanıksınız dedim değil mi? Aa bana evet uyanıksınız. Hemen bizden bak benden müsaade almadan gelinimin mutfağına ben gittiniz. Onu sizden özür diledim. Bilendir sesini duydunuz hemen. Sağ olacağım teşekkür ederim. Ben sizden ondan bak izin almadan ama gittiğim işte için özür diledim. Biz buraya lezzet için geldiysek. Sen niye dilemedin benden özür? Lezzet. Sen lezzete, niye dilemedin benden özür? Lezzete puan veriyoruz burada. Sen niye masaya benden dilemiyorsun? Ağzımda demin diyorsun niye özür dilemedin benden?
Senin gelinin hakkını helal etmedi. Ya sen benim gelinimi... Gelinimi senin gelinin hakkını helal etmedi. Sakin daha olun. Sabahtan modunu düşürdün ya. Neden özür dilemedim? Ya benim niye modunu düşürdün ben senin? Evet. İnsanın modu düşer mi? Ben niye düşürmüyorum modunu? Allah Allah. Dimdik ben senin mutfağına girsem... Ay bu ne ya? Çorbayı şimdi yapıyormuş. Evet çorbayı yapıyordu. Çorbayı yapmıştı gelinim. Sen niye... Çorbayı yapıyordu orada. Bakın zaten bir iki verecektin sen şartlandırmışsın kendini. Ya o gün diyor da eksik sayılsa eksik. Eksik sayılıyor. Evet. Zuhal Hanım da belirtti zaten. Masanız yoktu. Masa bir var ya tüy olaydı. Benim tüyümü laf ettiniz ya. Hazır da hemen tüy olaydı bir tane. İki dakikada ya bir tane tüy olaydı şurada. Benim tamam tüyümü laf ettiniz siz. Tüy mü yedik sen, biz şimdi? O... Tüy size dokandı mı? Tüy yemeğinize mi geldi? Hayır tüy mü yedik? Yemeğinize geldiyse konuşun. Tüy mü yedik? Evet gerçekten. Allah Allah. Yemeğinize uçup geldiyse konuşun. Ay yemek yarışması bu. Bu yemek yarışması. Tabii hepimiz birbirimize rakibiz. Siz bana şimdi çamur atmaya bakmayın. Ben burada dimdik duruyorum bu kadar önce. Sen hiçbir şey tatmadan diyorsun. Şey olmamış, kılçık battı, öyle olmaz, Suzan Hanım. Böyle olmaz. Zaten balığın kuyruğu tabağın bir tarafından taşmıştı, tamam. Kafası bir tarafından taşmış. Tamam zaten da, tamam tabak da. Seçimimiz benim uygun gelinim, değildi. Benim gelinim sunmak için tabaklarını getirdi. Bir saniye Elif Hanım'ı da bir dinleyelim. Getirdi. Bir saniye Suzan Hanım. Elif balıklar büyükmüş. Suzan Hanım. Elif Hanım bir şey diyor. Suzan Hanım. Ben? Bak. Kılçıklar, gelemiyorum. Bizim içimizde neyse dışımızda da olur. Ben de öyleyim. Kılçıklar, evet. Kılçıklar. Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Masayı terk ettirdin bana ya. Sinirlendirdin sen. Niye sinirlendin? Ben de masayı terk edebilirdim. Ben de masayı terk edebilirdim. Üçü verdin, çaktın da gittin. Üç verdim. Ama Zuhal Hanım soracaktı sana. Niye üçü verdin? Bozdu masa. Niye masa? Önündeki boş muydu tabakların? Tabakların boş muydu? Bak sen dedin ya. Evet, o üçün açıklamasını alamadık sizden. Evet. Lütfen. Masa bozdu. Evet, ben hoştu. Ona verdim. Ben Zuhal Hanım'a... Yemekler tuzlu. Evet. Beğenmedim, verdim. Bu kılçık olayı onlara takıntı haline geldi. Benim ne demek istediğim ortada zaten. Suzan Hanım'ın boş masasına oturduk. Konuştuğu kelimeleri de hep yanlıştı. Ben yani ağzıma alamıyorum o kelimeyi. Çok yanlıştı. Kılçığı ayıklamadan yersin balık tümüyle yenmez. Haliyle boğazına batacak. Ayıklayıp yiyeceksin. İçerisi yine çok karışıyor. Umarım çok yükselmezler. Masanın gölgede kalmasını istemiyorum. Yemeklerimiz gelmedi. Benim karıcam sana ısrarla 5 dakikada gelip kutu. Israrla diyor ki sana açtın borcayı. Yani nasıl pişmiş mi pişmemiş mi olmuş mu olmamış mı? Sen hiç tatmadan daha şartlandırmışsın kendini. Hadi Aslan hadi. Geldim annem geldim. Kayınvalideler geç kaldığını söylüyor. Sunum yapıyorum. Bu normal değil mi? Hadi çocuğum yeter hadi. Soframız... Benim modumu düşürdünüz. Gelinimi modunu ben 6 puan Elif Hanım'a verdim diye çok mu zorunuza gittin? Aslan 70. Evet zorunuza gittin. Ben beğendim evet. Çünkü. Kızıştı gene bu evet. Masa. Biz neydesini beğendim. Daha kimse gün anladın senin oynadığını. Puan verdik. Dün senin gelinin orada pat diye vurdu masaya. Pat diye vurdu, saygısızlık yaptı senin gelinin. Bir kere o masayı vurma olayını ben hiç sevmiyorum. Tasvip etmiyorum. Evet. Dün de uyardım. Biraz evet sinirler gerildi. İnsanlık hali herkesin olabilir ama bir televizyon programında olduğunu lütfen kimse unutmasın. Hareketlerimize, söylediklerimize dikkat edelim. Evet, şeftalili kabak ve ne getirmiştin canım? Oyster soslu... Karides kokteyl. Karides kokteyl burada ve patlıcan var değil mi? Oo, sunum çok güzel. Bakalım tadı nasıl? Tatları nasıl Elif Hanım? Deser tamam. Biraz bunun tahini yoğun. Yoğun, patlıcanın tahini. Patlıcanı biraz tahinli yoğun. Tahinli patlıcan yoğun ezmesi yani. Olduğu için tahini hissetmemiz lazım. Doğru ama yoğun biraz. Bir şey sorabilir miyim? Altındaki ekme. Evet. Ekmek. Ben direkt tabağa koyup dağıtmak istemedim. Ekmeği kendiniz yaptınız. Ekmeğin içinden yuvarlak halinde mi kestiniz? Ben kestim sadece. Ekmeği yaptınız mı? Ne beklediniz? Demek? Kesmiş. Yani. Hazır ekmeği kesmiş yani. Nasıl ekmeği yaptınız mı? Ne demek?
Hani siz kendiniz yani mi yaptınız? Yani en azından kendimiz. Evet, ekmeği ya mayalamış bir hafta evvelinden, ekşi mayalı ekmek. Her gün gitmiş gelmiş karıştırmış, gitmiş gelmiş vermiş. Ya yani ben burada düşünülmüş bir sunumu değerlendirmenizi rica edeceğim. Ekmek yapmak gibi bir lüksümüz yok burada maalesef. Hayır hayatım, verilen sordum sadece. Saat. Yok, ekmeği ben yapmadım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kabak nasıl Elif Hanım, söylemediniz? Kendi tarifi. Şeftalili kabak. Güzel, fena değil. Biraz eskisi var ama bana göre yani. Nesi var? Eski. Ekşi. Ekşisi biraz. Ekşisi var. Ama şeftalili özel soslu. Ne koydun sos olarak? Şeftaliye ne ekledin? Şeftali. İçinde yine kabağın biraz kırıntıları var. Yabancı bir sebze girmedi başka. Onun dışında lor peynirimiz var. Acı biberimiz, nanemiz. Biraz da nar ekşisi sosumuz var. Kabaklar biraz az daha kızar, yani kızarsaymışım. Biraz sert geldi bana. Yakıştıramadım şeyi. Şeftali, peyniri, kabağı üçünü bir yakıştıramadım birbirine. Tadı tuzu yerinde ama. Bu tamam, sizin damak zevkinizdir. Ona bir şey diyemem. Aynen. Ama kabaklarım çiğ değil. O öyle pişer. O kadar pişer. Kadar. Bu pişmez bildiğiniz gibi. Ya dağılır ya yanar. Bir tık daha yapsaymış keşke. Hayır hayır, bir tıkı mıkı yok hanımefendi. Bu böyle olur. Zaten 2 milim kalınlığında doğradım bu kabakları. Daha fazla tutarsam yanacak. Evet, ben gördüm, benim yanımda kızartıyordun tavada. İncecik zar gibi. Baktın öbür tarafı gözüküyordu, öyle yapmış. Karides nasıl? Karides patlıcan. Karidesin de tadı tuzu yerinde kızım. Biraz sert geldi ama güzel karides. Nasıl güzel biraz, diyorsun? Biraz bana sert geldi. Patlıcan. Sosundan... Tadı sosu güzel olmuş. Aldığınız evet, sosu. Evet, lezzetini beğendim anne. Tamam, sevindim. Ama şey, patlıcan, tahinli patlıcanını beğenmedim. Niye? Biraz bana yoğun geldi Zuhal Hanım. Yoğun? Nesi yoğun? Tahinli yoğun geldi. Zeytinyağlıdır bu. Ne zeytinyağlıdır. Ya içinde yoğunlaştıracak onu... Beğenmedim onu. Suzan'ını? Yemediğim tatlar... Olabilir. Yemediğim. Kabak türü şeyleri çok küçük buldum, şey buldum. Ondan sonra bunun altında ekmek ne alaka bilmiyorum. O sunum. Sadece olarak... sunum. Çok alakasız domates de doğrayabilirdim altına. Tamam. Altına patlıcan da kızartabilirdim. Altına ekstra yufka kızartabilirdim. O sadece sunum. O da, ben tabağı kaşıkla tamam, devirmek şey... yerine tamam, size sınırları elini belli, temiz bir şekilde sunmak istedim. Karides nasıl? Karides de normal işte. Normal mi? Ha, bir defa tadı. Sostan ne tadı aldınız? Kim ne tadı aldı sostan? Bana anlatabilir misiniz? Damağınızda ne gibi bir tat bıraktı? Neyin ketçap tadı? Bir şeye gibi benzetebildiniz ketçap mi? Ketçap gibi bir tat aldım ben ama. Ketçap. Başka? Evet, öyle tatlı. Başka? Mayonez. Mayonez tadı aldınız. Evet, mayonez de var. Mayonezi de var da ketçap da var. Sirke, sarımsak, et suyu, sarımsak karanfil. Sarımsak tadı var. Balsamik, yo, sirke var içinde. Sirke, bunların karışımından olan bir sostur bu. Özel bir sostur. Ançuez vardır içinde. Karides ançuez tadı alan var mı sosta? Biz ançuezi bilmiyoruz Zuhal Hanım. Nerede bileyim şimdi söyleyeyim. Bilmediğiniz şey sizi yemek. Yalan olur. Yok, bilmiyoruz yani. Bilsek söyleriz. İngiltere'den sos gelmiş. Ama sosu da beğenmedim. Değişik bir şeydi. Hiç tat almadığım bir şey. Hoşuma gitmedi. Sosunda ketçap tadı var. Evet. Var olmalı. Biraz o karışımın tarifinde zaten ketçap var. Sen niye yemedin? Canım onu? Siz ne de yedim, yemediniz? Yedim, yedim. Ben de yedim. Aa, yemediniz. Ben bak ben gelinimin buldum. Aa, daha yeni yiyeceğim bakın dedi. Yedim, yedim. Cevap vereyim derken boğulacaktım. Aa, canım niye hiç yemedim. Aa, aşk olsun. Yani. Yedim. Onun için bir şey demiyorsun hanımlara. Kendin yememişsin ki. Yani aa, bunu da ilk defa görüyorum. Ben de yemekten bak, cevap veremedim. Bak bu canına dokunmamışsın. Yedim kesin. Ben oturdum ama... normal masaya yedim gelinin şeylerde. Yorum yapamadım. Hatta ağzımda boğulacaktım. Kayna kazanım kayna. Sunumu güzel. Hiçbirinin tat alamadım, sevmedim yani. Niye? Artık. Size yabancı tatlar olduğu için mi? Evet. Patlıcanın nesi yabancı tahinli? Sunumu güzel. Hayır, patlıcanın tadını da mı sevmediniz? Karidesi sevdim. Karidesi sevdim. Patlıcanı niye sevmediniz veya kabağı? Tadı tuzu eline da güzel. Sağlık, güzelim. Afiyet olsun. Evet. Sunumunun güzel olduğunu ifade hayır, ediyorum. Hayır, tadı diyorum, patlıcanı niye sevmediniz? Bildiğimiz patlıcan tahin. Sevmedim. Neden? Neden? İyi bir soru, ben de bilemiyorum. Çünkü iyi bir soru, ben de bilemiyorum. Yani sevmedim ama nedeni yok. Ben de bilemediklerine emin oldum. Hayır tatlım, sen yapabilirsin.
yapmamış, yememiş olabiliriz. Olmamış diyorsunuz. Hayır, patlıcan da kaba. Dediniz ya, o yüzden dedim. Ben tadını sevmedim. Siz yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Geldi. Yurt Hayır. dışında mı yaşıyorsunuz? Hayır. Yok, öyle bir menüler sundunuz yani, o yüzden. Kabak ve patlıcan yurt dışı mı şeyli mi? Hayır, şeyleri, sosları, şeyleri. Ne sosları? Şeftali sunu. Allah aşkına şef, kabaktaki sosta ne var? Şeflerden mi? Hangi? Karidestekinde mi? Hayır, kabak, kabak. Bilmediğimiz şeflerin, yurt dışı sosları. Kabakta sadece nar ekşisi var sosu. Nar ekşisi yurt dışı. Çekoslovakya'nın sosu mu? Sizde yani. Hayır. Karidesteki bir tek yabancı bir sos. Onun içindekiler de gene bildiğiniz ançoves hariç. Bu patlıcanın içindeki tahin, kabağın içindeki de labne peyniri, ceviz. Tabağınızı alabilir miyim? Şeftali, neyine yabancısınız? Sosu çok özelmiş, tadına baktım. Nasıl bir sosmuş bu ya, bu kadar. Bunu öve öve bitiremediler. Nerede yapılıyorsa bu sosu bir daha yapmasınlar. Demek ki bu kadar yani. Kapasite, vizyon bu kadar, ben ne diyebilirim ki? Ben kendim tasarladım diyorum. Başka orijinal, başka bir şey, bir yerde aynı şeyi göremeyecekler. Sunumunu beğendim. Karidesinin sosunu beğendim. Güzel olmuştu. Kabak ızgarayı hiç beğenmedim. Küçük küçüktü. Onu da beğenmedim. Tadı da güzel değildi. Tabii ki tadına sunmak zorundayız. Karidesi yemediğim halde beğendim. O küçüktü ama lezzetliydi. Yemek nerede? Yemek. Yemek yok. Bu yemek. Arada Zuhal Hanımcığım. Konuşuyoruz. Saatler geçiyor. Yemek yok. Çok geç geliyor. Servis. Benim saatler geçiyor. Benim aktarım Karacan 5 dakikada diye. Getiriyordu. 5 dakika bile değil. 1 dakikada. Diline de çok. Efendim? Diline de çok çabuk oluyordu. Senin gelinin daha benim gelinim sessiz. Gelinim hak ettiğini alamadığı senin için. Senin gelinin dili daha papuç gibi. Tatlısın. Hadi Aslı. Anneciğim sunum yapıyorum. Tabaklara lap lap koymuyorum ki. Ama yani içeride söyleniyorlar çocuk. Söylensinler. Önlerine gelen tabakta susarlar. Kemik geldi, sinir geldi diyeceklerine biraz beklettiklerinden şikayet etsinler. Olanları beklet istersin. Hayır, ben bekletmek istemiyorum. Herkesin aynı anda olsun. Senin gelinin şeyi ağzı daha papuç gibi. Benim gelinim en azından suskun konuşulacak biri biliyorsun. Kaç yıllık gelinim? Bir aylık. Benimki 20, 15 yıllık. Seninki tecrübeli, benimki tecrübesi yok ama yani. Yine konuşmuyor. Bırak da yemekleri de güzel olsun. Saygılı. Hayat yemeği de güzeldi. Biraz da yemeği de güzel olsun. Güzel değildi. Beğendim. Teşekkür ederim. Güzeldi. Teşekkür ederim. Beğendim. Güzeldi. Çatladılar mı anne? Evet. Şimdi birazdan. Filiz Hanım, o kadar mı sürdü bizim servisimizin arası? Biraz hızlıydı. Teşekkür ama ederim. Bekledik, yemekleri bekledik. Dün de beklemiştik. Şu an yarım saat geçmiştir herhalde. Daha yemeğimiz gelecek. Yarım saat. Yok, 1,5 saat oldu. Artık her şeyi siz yanlış görüyorsunuz. Ben bir yanlış görüyorum, siz doğru bir görüyorsunuz. Bir dakikada 10 tane yaparsınız. Ben hep yanlış görüyorum, siz doğru görüyorsunuz. Tamam. Filiz Hanım, zaman yapıyoruz. Efendim? Size şık sunmak için, tamam, sunmak için sularımızı siz sunum hazırlıyor. Sularımızı siz dolduruyorsunuz ama gelin hanımı göremiyoruz şu an. Görünümü güzel olacak diye bu kadar beklenmez Hatice Hanım. Haydi Aslıhan. Burada özel bir yemek yaptım, gerdan yaptım ve özel sunmak istiyorum. Bunu lüks restoranlarda şefler yardımcılarıyla hazırlıyorlar. Biz burada tek başımıza yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar sürteme benim gelinimin sunumu. Biz de süsleyebilirdik. Teşekkürler. Süsleseydiniz keşke. Zaman aralar diye. Zaman çok ama geçiyor. Size özel bir yemek yaptım ve özel bir şekilde sunmak istiyorum. Yemek sunumları benim gelinim kadar güzel değildi. Sunumları çok ağır oldu. Gitti gelmedi. Kayınvalidesi kalktı, suları doldurdu. Benim gelinim çok hızlıydı. O da keşke onunki kadar hızlı olsaydı. Lavaboya mı? Niye? Kuzu eti gördüm. Ne oldu? İyi misiniz Suzan Hanım? Ne oldu? Gidin, kuzu etini gördü ya. Lavaboya gidebilir miyim? Lavaboya. Kuzu et yemiyorum ya ben. Bir kayınvalidemiz fenalaştı.
kuzu etinden. Anlam verebiliyor musun? Bence gayet güzel oynuyorlar demek ki. Yok yok, yemediği için. Hep dedi, daha önceden yemiyor. Ben sanmıyorum bir besinin örteceğini insanın. Onu hemen suyla yutarsınız, bir daha almazsınız. Şu kadarcık parça aldı zaten. Ay çok özür dilerim ya. Ay çok özür dilerim. Peçeteyi bile aldım şimdi. İyi misiniz? İyi mi? Ay kusura bakma yavrum. Önemli. Ben yemediğim için yani kusura bakma, çok özür dilerim. Herkesten çok özür diliyorum. Ve yedi eti de Zuhal Hanım'la gösterdim. Bir küçük parça. Bunu hemen suyla bir meşrubatla yutabilirdim. Bir saniye, kuzu eti yememenizin sebebi nedir? Kokuyor işte bana. Bir şey söyleyeceğim. Şey, İnsan bir şeyden bir kere yer ve soğur sonra, onu anlarım. Yani siz ağzınıza tattım, bugüne kadar... Ya, tattım. Heh. O yüzden... Dokunmayayım. Yemiyorum işte. Ha, daha evvel yemiştiniz. Evet, tatlımlık öyle. Tatlım. Anladım. Daha evvel yemiş ama. Biraz kol alabilir miyim? Tabii, hemen. Yoksa çok güzel olmuş. Eline sağlık yavrum. Eti, zaten ben eti tattığımda, eti yemediğim için, kuzu eti, genellikle kuzu eti yemiyorum. Fena oldum, kokusu burnuma geldi. Yani kokusunu hissedince çok kötü oldum. Kimse saygısız zannetmesin, saygısızlık zannetmesin. Arkadaşlardan özür de diledim. Ama yüzümü falan yıkamak zorundaydım. Lavaboya çıkmak zorunda kaldım. Evet, Elif Hanım'ı dinleyelim. Beğendim. Çok güzel pişmiş. Değil mi? Çok güzel, harika pişmiş. Hakikaten. Gerçekten çok güzel pişmiş. Şimdi iki kayınvalidemiz güzel dediği için söylüyorum. Gerçekten çok güzel. Çok pişmiş. Güzel pişmiş. Lime lime, tiftik evet. Tiftik. Evet. Pilavı nasıl? Pilavı da güzel. Birazcık sanki sert mi? Yok, o bana sert gelmedi kıvamında. Güzel yani. Yani beğendim, çok beğendim hem de. Afiyet olsun. Arpacık soğan çok beğendim. Gerçekten çok güzel. O da güzel. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Eline meğene sağlık. Pişimi güzel olmuş. Çok güzel. Ama kokusu beni çok rahatsız etti. Siz de mi rahatsız oldunuz? Ben çok rahatsız. Hiç de kokusu gelmedi bana. Bana da geldi. Bana gelmedi, hiç gelmedi. Vallahi ben bitirdim etimi. Bakın görüyorsunuz. Gerçek süper olmuş. Yok, ben de beğendim. Çok. Beğendim. İyi, beğendim yani. Tamam, bravo. Kuzu etinde koku gelmiyordu. İnan ki gelmiyordu. Ben de biliyorum yani, kuzu etini yedim, koyunu da yedim ama hiç koku gelmiyordu. Kuzu yemeyen kayınvalidenin yemediği için düşük vermemesi gerekiyor. Sunumu çok sade. İçine yani, sarması peki için. Peki ne olmalıydı Fatma Hanım? Salatası olmalıydı, farklı bir şeyler olmalıydı. Yani bu pilavın içine her şey katılabilir. Tadısı. İç pilav gibi yapmış zaten işte, i̇ç üzümlü, iç pilav, fıstıklı. İşte. Ne salatasıydı bu Aslıhan? Armutlu bebek ıspanak salatası. Armutlu baby ıspanak salatası. Bu da farklı bir neze. Baby ıspanak, ben ilk defa duydum. Ben de ilk defa. Bebek gibi nasıl bir şey? Küçük mü? Küçük mü alınıyor? Körpe, taze. Marketlerde satılıyor pakette de. Biraz sökmüş. Sökmüş mü? Ekşisini şimdi koydu daha. Ay ben ekşi yemiyordum. İyiyim canım. Kızım, bu içindekiler armut mu? Evet. Armutlu bebek ıspanak salatası. Ama kuzu etin çok harika olmuş kızım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok beğendim. Afiyet olsun. Pilavı? Pilavı da beğendim kızım. Evet, pilavla, çok güzel yapmışsın. Pilavla. Arpacık soğan muhal müthiş. Aynen, koydun. Aynen, çok güzel olmuş. Çok güzel, çok güzel gerçekten. Bak bitirdik çok yani. Çok güzel. Çok sevindim, beğendim. Eline sağlık. O kadar güzel. Zuhal Hanım şunu söyleyeyim. Anladım, her şey içine katmış. Lezzetli, tatlı olabilir. Ama çok ahımşan bir ağır yemek değil. Ağır yemek değil. Evet. Bakın 2,5 saat süremiz var ve 10 çeşit yemeği aynı anda çıkartıyoruz. Biz sizin tecrübelerinize sahip değiliz. Sizin yıllarınız geçmiş, ev hanımlığı yapmışsınız. 40 yıl belki de evladınız yaşındayım. Benim yaşım kadar tecrübeniz var. Sadece diyorum bak, eti meşakkatlı. Kuzu gerdan. Başka ne ama isterdiniz? Salatana derken bak. Yani soğan olmasaydı mesela, farklı bir şey olsaydı. Mesela? O kadar mesela ne isterdin? Bilim kendisi çok üretecekti güzel onu. Menümüzdekilerden. Yani tatlar şu çok güzel. Olabilir. O kadar güzel. Ne isterdiniz peki, yanında örnek verebilir misiniz? Tattım bana? Salatayı gösterebilirim. Bebek ya öncelikle, armut var mı içinde? Var tabii ki. Yediniz. Aldım. Bebek ıspanak salatası dedim. Evet. Yediniz. Olabilir. Salatanın adı neydi? Armutlu bebek ıspanak salatası. Mevcut olan malzemenin bulunduğu bir tabak var önünüze ve tadını da bakmışsınız. Bu kadar mı ezilmesi lazımdı yeşilliği? Armut. Ama bu ezilmek zaten... mi? Bak, nasıl? Ezik hayır, mi Elif Hanım? Hayır, çok armut beğendim. Armut gerçekten çok beğendim. Kadarcık. Gerçekten. Üç vermek için mi? Hayır. Üç vermek için mi çalışıyorsunuz? Hayır.
Üç vermek için yapıyorsun. Şimdi benim gelinimle aynı masadaki, aynı salata, aynı yemekler, aynı yapılan eziyetler. Şunlara... Gerçekte dört dörtlük etine bayıldım. Et bu, etin pişirmesi basit bir şey değil. Ben de yapıyorum ama çok güzel. Çok beğendim, eline emeğine sağlık. Başka ne açmış, ne yapmış, ne emek vermiş? Çok emek vermiş, bu da emektir. Eline bu da çok sağlık. Emektir. Emek tabii, yani. Gelinlerimiz oraya girmiyor. Hep emek tatlım. Bak sunumumuz güzel. Dedim. Ericim. Afiyet olsun. Ama yemekleriniz açmadı. Ben bir tane soğanı, büyük bir soğanı doğramadım. Çok. Farkındaysanız önümüzde arpacık soğan var. Bu arpacık soğanın neyini beğenmediniz? Bayıldım. Siz soğan gerçekten sevmiyorsunuz da. Ellemeğine sağlık canım. Afiyet olsun. Ellemeğine sağlık. O kadar sevdik. Onları soymak yani ben bir bütün, kadar zaman kaybı. Bir bütün soğanı doğramadım size. Çok güzel. Arpacık soğanları bütün bütün getirdim önünüze ve bu kısa sürede arpacık soğan temizlemeyi maruzatımı görün. Benim tecrübemde biri için gerçekten zahmetli. Sizin için kolay olabilir. Olabilir. Suzan Hanım pilav nasıl? Öyle de karidesi cumbo kullanmışsın kızım. Ya ben soğanı tatmadım bile. Şey. Karidesi geçti. Tamam da büyük kullanmıştım. Benimki cimcim küçük karidesleri kullandı. Tabii benim, eziyet ama bakın Filiz Hanım kokteyli... sizinki güveç. Güveçe jumbo kullanamaz. Bununki jumbo olmak zorunda. Buna da çimçim olmaz. Buna büyük kullanılır jumbo karides. Karides yeni aklına geldi. Kayınvalidemiz unutmuş yorum yapmayı. Tabii aklına aldı sunum. Saygısızlık etmek istemiyorum ama vizyon güzel bir şey. Herkese lazım. Soğan kıtır kıtır. Soğan kıtır kıtır evet. Mı? Hangi soğan? Pilavın yanındaki bu soğan kıtır. Bu gerçek kıtır, bu soğan kıtır kıtır, kıtır mı? Evet. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım. Ben aynı tepki veren bir kayınvalide bunu sizi bırakmak istemiyorum. Gerçekten mümkünse bak kendim daimi kayınvalideniz olur musunuz? Ay. Benimle bu yolda senin sabit kayınvalideliğe var mı? Benimki sert bak. Elime giderim. Gerçekten kıtır kıtır sen gel. Hayır. Elif Hanım'ı tutun. Sezon sonuna kadar Elif Hanım'ı istiyorum. Gerçekte. Bu soğan kıtır kıtır mı? Soğan kıtır kıtır mı Filiz Hanım? Hayır. Gerçekten mi? Güzel. Bir tane duyayım. Beğendim ben. Soğan kıtır kıtır mı? Ama üç veririz. Ben bu tabağı beğendim. Ben jölelerimi çıkartayım. Hayır olamaz. Bunları aşağıda unutmamam gerekiyordu. Mikrodalgada çözebilir miyim? Hemen çözebilir miyim biraz? Biraz donmuş. Biraz. Şu an ısısını falan bilmiyorum. Buz çözücüde mi onu da bilmiyorum. Kıtır kıtır geldi. Ağzıma kıtır kıtır biz geldi. Biz de yedik. Şimdiki yumuşak bak, geldi. Şimdiki yumuşak şimdiki geldi. Yumuşak evet aynı da. Olabilir. Ona bazen bir tanesi daha sert gerçekten kalabilir ama kıtır kıtır, kıtır da değildir. Yani aynı gerçekten bence de pişiyor. Yani şey pişmiş. Aynı tavanın içinde. Ama bak ikinci aldım. Pilav nasıl ablacığım? Pilav iyi. Salata? Salata da ıspanak salatası yemedim ama tattım. O da çok güzel iyi. Yeseydin ya. İlk defa yedim çok güzel. Sen afiyet yeseydin olsun. Benim gelinimin yemeklerini niye yemedin? Yok salatayı beğenmiyorum. Niye yemedin? Nasıl tatsızdı, tuzsuzdu? Bayıldım gelinin yemeklerine. Patlıcanlarla uğraştı. Tost makinesinde size yağlı gelmesin diye bak. Gerçek yağ bayıldım. Bak. Olabilir bu yağlı gelir. Bu kavrulmuş evet, yağlı olacak. Geliyor, evet. Yağlı olacak. Evet, o kadar lezzetli ki. O kadar yağlı geliyor. Oo. Çok güzel. Siz çok oynuyorsunuz beğendim. Ya ben hayır niye oynuyorum? Niye oynayayım? Sen oynuyorsun sen. Yeter. Sen oynuyorsun. Siz oynuyorsunuz. Sen oynuyorsun. Of nasıl unuttum, nasıl unuttum. Bir daha buzdolabının hiç açmadığım için. O kadar lezzetli bulduğumuza nazaran bu yemekleri yiyin. Bugün akşam yedim. Evet, akşam çok yedim. Iyi olur herhalde. Yiyin. Ben salatayla yedim. Bütün gelinim biz 4'te bitiriyoruz çekimi. Allah'ımıza şükür olsun. Gece 2'lere kadar çalışmıyoruz. Biz sabah 11'de başlıyoruz. Ben öğlen 7'de 4'te çok güzel olmuş. Onu yemeyi düşünüyorsunuz herhalde. Yapılmıyor. Onu bana bırak. Eziyetli. Onu bana bırak. Tabii ki. Onu bana bırak. Bu soğanın 1 kilosunu ben 5 dakikada temizlerim. Sen temizleyebilirsin Gözde, ama onlar genç. Tavanıza koyar çalkarsın ağzından pıtır pıtır çıkar. Sen temizleyebilirsin ama çok onlar genç. Sen onlarla nasıl biri oluyorsun ya? Ama tatlım hep kursalıyorlar ya. Nasıl kursalıyor? Nasıl bana vuruyorsunuz? Kursalmadı ki. Yok, Fatma Hanım da bana mı vurdunuz? Bugünkü gelinimiz ders almamış öyle Fatma şey. Fatma Hanım sizin tecrübenizle yarışamayacağını söyledi zaten. Evet, bizlerin tecrübesiyle yarışamayacağını söyledi. Şimdi burada onu demiyorum ben. Onu demek istemedim. Ama siz dediniz ki ben bir kilo soğanı diyor çıt çıt çıt. Kızım sana yani söylüyorum burada, gelinim sen anla diyor Fatma Hanım bana. Fatma bana vuruyor. Soğan var mı temizler misin? Var mı soğan? Var. Kutu kutuya verir misin? Hadi getirin ya. Gözleyin getirin kavanıza doldurun 5 dakikada sallayın.
pıtır pıtır içinden çıkarırım. Kabak elimde kalacak. Kayınvalidemize soğan götürüyoruz. Soğan temizleyecek. Arpacık soğanlarımız nerede? Dakika tutacak mısınız anne? Anne, jöleleri buzlukta unutmuşuz. Onları dondurucuya çıkartmamız lazımdı. Tamam, dondurman kızarana kadar çıkar onları. Dışarıda bırak, çıkar. Şunları neyin içinde götürdüm biraz. Buz tutmuş, buz. Şölen buz tutmuş. Ben böyle gerçek beklemiyordum. Çok süper olmuş. Sadece, afiyet olsun. Sadece böylecenin kaynaması. Bayıldım. Bak, gerçekten 10 vermelisiniz bugün. Bayıldım. Bak, o bana kalsın. Bayıldınız o yani bana gerçekten kalsın. Ama. Gerçekten. Sen 4 verirken ben hiç sana dedim mi? Gerçekten. 6 verirken ama dedim mi? Ama şeyi beğendin diyorum onu. Beğendim, yani. Beğendim. Tamam. Göreceğiz hadi. Beğendim. Göreceğiz. Verir vermez onu bağlar. Vermesi lazım. Fatma Hanım, ya beni bağlar yani seni bağlamaz. Bu kadar vereceğim beğendiğine bu göre vermen beğendim, çok beğendim. Havanıza koyuyorsun. Kavanozumuz yok. Verirsiniz. Kız elinde ayıkladı, siz niye kavanoza ayıklıyorsunuz? Evet, kapalı bir kavanoza. Hayır efendim, siz o elinde ayıkladı aynı şartlarda, siz de elinizde buyurun. Bugün nasıl bir şey oldu ben anlayamadım. Adını bile söyleyemediğimiz yemekler vardı. Hepsi bayıldılar, ben bunu hiç anlayamadım. Elif Hanım beğendi, bugün bütün yemekleri beğendi. Şaşırdım. Hadi biraz daha lütfen çaktırmayacağız. Çaktırmayacağız, başaracağız. Bir 30 saniye daha olacak sanki. Damları kızartmadan önce içerideki boşları toplayayım. Burası bizim mutfağımız değil. Tatlılar gelirken siz de hani pıt pıt bir kiloya ayıklarım 5 dakikada. Ama sizin onunla kokmaz mı? Soğanın kokusu gitmez mi? Kokarsa koksun. Bir kilo da değil o aynı zamanda, bir tabak. Dakika tutun ama. Ama tutun saniye başla. Saniye tutun. Bu soğan kavrulmadı. Gözlenmemiş ki. Bu soğan fırınlanınca burayı kestin miydi pırt çıkar. Peki yanlış yaptığımı bak düşünüyorsanız bu da bir pişirme tekniği değil midir? Ama ben soğanı karamelize ettim. Ama gözlenmiş soğan başını kestin. Anladım ben sizi hani de. Hani zorluğunu söylüyorsunuz da onu demek istiyorum, onu aydınlatın. Sevgili anneciğim ben de kolay size diyorum ki sizin bahsettiğiniz yöntem soğanı közleme yöntemi. Evet. Ben soğanı karamelize ettim. Tavada yani pişirdim yani. Közlemede pişirmiş. İşte biz de tavada pişiririz. O da benim Filiz Hanım beni takdir etti diyelim bak. Gerçekten de soyar. O soğanları 5 dakikada soyar. Doğru dedi Fatma Hanım. Aynen ne kadar çalışsak da Fatma Hanım'a katılıyorum. Közlendikten sonra başını kestin mi, parmağına bastırdın mı soğan içine çıkar. Onu öyle yapmamış, çok uğraştım. Benim gelinim kadar mı uğraştı? Kimin emek verdiğini herkes televizyonda izleyecek ve o görecek. Bu arpacık soğanlarını fırınlayacakmışım önce. Sonra temizleyecekmişim. Ben bu yöntemi bilmiyordum. Olabilir bir dahakilerinde denerim. Ama pişirme yöntemindeki tersliklerden bahsediyoruz. Sizin gelinizde yapmıştık kızarmış dondurma. O da güzeldi. Bakalım bu kızarmış dondurmamız nasıl? Kızarttın mı Aslan? Şimdi yağını koydum. Kızartıp getiriyorum hemen. Yarım saat bekleyeceğiz. Bekleriz zaten. Biraz beklesinler. Artık biraz beklesinler. Sunumları da çok ağırdı. Yarım saat bekledik, dondurma gelecek. Yemekler öyle, çok ağırdı. Geç geldi, gelin geç geldi. Servisleri falan çok geçti gelinin. Kayınvalideme yükleniyorlar ve bu kadar yüklenmelerini istemiyorum. Ay evet, sanki biraz başarılı. Biraz, bir 30 saniye daha. Lütfen. 30 saniyeden bir şey olmaz. Şimdi ben daha önceden hazırladığım dekorlarımı da çıkaracağım. Benim gelinime siz 5 verdiniz. Adaletli mi kullandınız? Bir tek sizin geliniz için. Ha evet, onu söyledi bu arada. Şimdi aklıma geldi. Evet, ben de geldim. Şu an aklıma. Dediniz ki bana bugün 5 ile 6'yı yer değiştirebilirdim dedi. Ben adil puanlar verdim ama bir tek dedi 5 ile 6'yı Filiz'in geline düşük puan verdim dedi. Evet dedi. Yine mi geldi? Hadi, hadi kızım. Tamam, geldi. Daha kızarmadın mı Aslan? Atmadın mı onları? He? Atmadın mı? Atmadım yani. Atıyorum. Hemen, o hemen oluyor zaten. Tamam, hemen at. Bırak onu, bırak onu, bırak onu. Tamam, hemen at. Tamam, tamam.
Suzan Hanım konuşsanıza, niye susuyorsunuz? Hayır, benim siz kendi diyorum, çok çabuk getirdi diyorum dondurmaları. Siz kendi masanızda evet, çok güzel konuşuyordunuz. Hayır hanımlar, kıyas yapabilirsiniz. İkinci evet. işte ama aynen. meyve jölesi var onunkinin yanında. Suzan Hanım'ın dondurmasını beğendim. Ama güzel beğenmiştim. Çikolata sosu da güzeldi bizim. Güzeldi. Evet, kendi bugün yaptı. Ne sosu yapacak bilmiyorum ama yanında meyve jölesi getirecek kendi bize. Kendi yaptı. Çok güzel yapıyor dondurmayı. Yok güzeldi. Bakalım ben bugün mukayese yapabilirsiniz. Mukayese edebilirsiniz. Dondurmanın şeyine katıldık zaten dondurmasını. Ha çocuğum bir at da kızara dursun ya. Tamam kızmış. Tamam. Bakalım hangi dondurma daha iyi ve bakalım karidesi en iyi şekilde hangi dilimimiz değerlendirdi. Bugün hem 15 bin TL'nin sahibi ortaya çıkacak hem de haftanın en iyi karidesini yapan gelinimizi de seçeceğiz. Biz de merak ediyoruz. 15 bin TL kime gidecek? Hak bakalım. Edene helal olsun. Hayırlısı. En iyi karidesi kazanan alsın. Bu arada. Evet, hak eden kazanan kazansın. Attı mı ya? Bizim gelinim çok güzel. Dün sen beni çok çok kalbimde çok mu rahat? Rahat. Rahat neyim? Rahatım diyor vicdanım, rahat diyor. Ya gerçekten. Enter. Aa vallahi ne çabuk geldin. Biz daha geç gelecek zannetmiştik ve meyve jölesi yanında. Bir kahve yapsaydık sana dün geldiğinde. Bak siyah tabağa beyaz çikolata koymuş, beyaz tabağa siyah çikolata. Çok şükür. Bunu da anladın. Hakkıyla bitirdik inşallah. Bundan sonrası için de kayınvalidelerimizin adaletli davranmasını bekliyorum. Kesinlikle sunumlarımda farklılık yarattım. Onlara bazı algılardan bahsettim. İnşallah yabancı oldukları bu kelimelere aşinalık kazanırlar. Ve artık emeği, takdiri geçtim. Biraz da düşünebilmeye, planlamaya, tasarıma odaklanırlarsa çok memnun olurum. Zühan Hanım. Efendim Fatma Hanım. Emek vermiş olabilir ama bu kadar zaman aralamasında benim gelinim de bunun daha belki şeyini yapar. Hı hı. Çok mu zahmetli kızım bu sonra benim dondur. Jöle, çikolatayı desen vermek. Biz zahmetten ziyade size lezzetli şeyler sunmak istiyoruz. Görseli güzel şeyler sunmak istiyoruz. Zahmet yarışmasına girersek herkes zorlansın, istediği zorlukta şeyler yapsın. Ama biz bu yarışmada sofrada denmiş, Zuhal Tofal'la sofrada denmiş. Sofra ve bizden zahmet beklenmiyor. Bizden lezzetli yemekler bekleniyor. Ya dondurmayı sen mi yaptın kızım? Dondurmayı sen mi yaptın? Ben yaptım. Gerçekten mi? Evet. Evet, evinde yapmış getirmiş. Aha. O yüzden tutmamış. Tabii ki. O yüzden tutmamış. Ha tutmamış evet. mı? Evet. Yeni bir tarifle tekrar denerim o zaman. Ama hazır ol Suzan Hanım. Suzan Hanım. Suzan Hanım hazır ama yaptık dedi. Ama onların tatlısı gerçekten çok. O hazır güzel. Dondurma olduğu için olabilir. Evet, bu el yapımı dondurma olduğu için. Yumuşak olmuş da. Ondan değil mi? Tutturamamış. Aynen, ondan. Oysa ki o da marketten aldı dondurmayı. Elinde yapmadı. Bu. Evet. Ama bu niye? Dediniz Aslıhan. Şey mi? İsmim Aslıhan. Aslıhan niye öyle diyorsun o zaman elde yaptım diye? Hayır siz garip bir şey sordunuz. Ev yaptım mı? Hayır. Dalga sizinki ya donmamış dolapta. Hayır dalga geçmedim. Bak kızım. Espri yaptım. Dalga geçerek. Bakın hayır. Bak kızım. Ben ya size dondurma, yükselmedim. Bak ben... ya dondurman donmamış dolapta. Bak bu da dağınık geldi. Ya bugünkü dondurmayla Filiz Hanım aynı mı? Filiz Hanım dalga geçiyor seninle. Sen ne demiyorsun? Ha, geçebilir geçsin. Ne yapayım? Hayır asla o dalga geçmeyi düşünmüyorum. Dalga geçmek mi? Ben de dedim evet elde yapmıştı. Dalga geçmek hayır, mi oluyor? Evet, önce öyle dedi ama iyice dondurmamışsın. Çünkü bak dağınık geldi hemen dağıldı. Ama o günkü öyle değildi. Bu Maraş dondurması. Şimdi yani Suzan Hanım'ın dondurması daha güzel gelmişti. Maraş dondurması yani kesmeyle hemen dağılmaz. O gün bıçakla kestim bak. Onu dağılmadım. Bu da ama meyve Maraş dondurması diye bana sattılar bunu yani. Ben size ne diyebilirim ki? Ben yok, paketin fazla, üstünde Maraş dondurması yazısını gördüm. Daha geç ya donmamış. Hayır, gele gelmez dolaba kondu. Dışarıda hiç bekletmedim. Koydum. Hemen kestim, buladım ve derhal dolaba koydum. Hiç dışarıda beklemedi. Çünkü o aşamalı bir şey. Hani bir... Aynen. Jöle nasıl? Serinletti mi peki dondurma? Sıcak mıydı, kaynar mıydı, serinletti mi? Yok, güzel. Burada amaç çünkü çok sıcakla çok soğuğu ağzınıza ben almak. Yani dondurmanın erimesi çözülmesi değil de. Dışı sıcaktı ama böyle kesince tabii ki dağıldı.
Baraj dondurması. Dondurma erir, dağılır zaten. Biliyorum. Bunu bekliyoruz. O günkü de dondurmadır. Hiç dağılmamıştır. O gün ne yedik bak. Hiç dağılmamıştır o günkü. Ne dedi? Bu bir fizik kuralıdır dedin. Hayır hayır hanımefendi ne dedi? Evet fizik kuralı. Dışı sıcak ama içi kesince dağıldı mı dediniz? Dışı sıcak, içi dondurma. Kızardı. Evet. İçi dondurma ama dağılır. Maraş dondurması olarak Zühan Hanım kestim. Beğenmedim. Meyve jölesi? Onu da beğenmedim. Ben tamam. Siz beğendiniz Melif Hanım. Beğendim fena değil. Siz Suzan Hanım? Ben beğenemedim zaten. Beğenemediniz. Evet puanlara geçeceğiz. Açık oylama haftanın son açık oylaması gerçekleşecek. Çünkü birazdan 15 bin TL'yi sahibiyle buluşturacağız ama ondan evvel gelsin Aslan'a puanlar. Ben kayınvalidelerden puan beklemiyorum açıkçası. Çünkü onlar vizyonlarına verecekler o puanları. Ben kendime 10 verdim. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Elif Hanım'ın 10 vermesini umuyorum. Çünkü gerçekten yemeklerini çok beğendi. Tekrar tekrar döndü. Eline sağlık, çok lezzetli olmuş, çok beğendim dedi. Dilerim verir. Yani vermeli. Bu kadar olumlu konuştuktan sonra düşük puan beklemiyorum. Bak masanız kuruldu tamam da ben hiçbir şey yani yiyemedim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sizi de tebrik ederim Fatma Hanım. Teşekkür bravo. Ederim. En önemlisi vicdanlara yakışan evet, bir puan. Evet, vicdanımız sesini dinliyor. Bravo. Ezberlenmiş bir matematik görüyorum sadece. Zaten o rakamlar evde oturtulmuş kafalara öyle gelinmiş. Siz zaten boş bir masaya geldiniz ve o tahtalar da hazırdı. Evet hanımlar birazdan haftanın son puanlarını yazacaksınız. O da Aslan için olacak. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz puanları kullanamıyorsunuz. Birazdan da büyük final anında olacağız. Ve 15 bin TL'yi bakalım hangi gelinimize teslim edeceğiz. Birazdan hep beraber bu heyecan anını yaşayacağız. Ama ondan evvel Aslan'ın şansını belirlemek için buyurun alın elinize kalemlerinizi ve tahtalarınıza puanlarını yazınız lütfen. Her gün olduğu gibi yine adil ve hakkaniyetli puanlar bekliyoruz sizden. Yanlışlık olmasın. Herkes şimdiye kadar verdiği puanları hatırlıyorsa ona göre yazsın lütfen. Herkes yazdı mı? Herkes puanından emin mi? Her gün soruyordum yine soruyorum. Çünkü birazdan Suzan Hanım'ın puanıyla açık oylamaya başlayacağız. Şu an puanlarınızı değiştirme hakkınız var. Suzan Hanım emin misiniz? Eminim. Fatma Hanım? Eminim. Filiz Hanım? Eminim. Ve Elif Hanım? Eminim. Evet kimse değiştirmek istemiyorsa ben de açık oylamayı başlatıyorum Suzan Hanım'ın puanıyla. Buyurun Suzan Hanım, açın ve sesli olarak söyleyin lütfen puanınızı. Puanım 3. 3! Şey beğenmedim, Zuhal Hanım kusura bakmayın yani. Kapatın lütfen. Hiçbir şey beğenmedim. Suzan Hanım, üçlük bir masa mıydı? Üçlük bir emek. Bu yemekleri tamam 3. Da bak masanız kuruldu tamam da ben hiçbir şey yani yiyemedim. Evet, Elif Hanım'ın puanını göreceğiz birazdan da. Evet buyurun Elif Hanım sizin de puanınızı görelim. Yüksek sesle söyleyin lütfen. Benim puanım 8. Teşekkür ederiz. Teşekkür doğru ederiz. Puan çok bu. Bravo. Ederiz. Bakalım Filiz Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Filiz Hanım siz de açımı söyleyin lütfen. 5 verdiniz. Beş. Hiç şaşırmadık tabii. 5 evet, evet. Bekliyorduk zaten. Ezberlenmiş bir matematik görüyorum sadece. Masam hiç değerlendirilmemiş. Zaten o rakamlar evde oturtulmuş kafalara öyle gelinmiş. Sanki ben hiç masa kurmadım, hiç yemek yapmadım, sizin önünüze bir şeyler sunmadım. Siz zaten boş bir masaya geldiniz ve o tahtalar da hazırdı. Yavrucuğum o zaman bana da hepsi 5-5 ver. Çünkü kuruldu, kafalarına kurdu geldi mi diyeyim? Evet son puan Fatma Hanım'dan gelecek. Buyurun Fatma Hanım açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Puanım iyiydi kız. Bravo. Teşekkür ederiz.
3 verme hakkı da vardı. Gerçi annen 7 vermişti dün kendi gelinine ama yine de vermeyebilirdi. Tam tersini de yapabilirdi. Sizi de tebrik ederim Fatma Hanım. Bravo. Size yakışan, bir yarışma programına yakışan ve en önemlisi vicdanlara yakışan bir puan verdiniz. Vicdanımın sesini. Bravo. Benim hakkım burada hiçbir şey olursa benim için. Ama canlıyım. Teşekkür ederim. Bravo Fatma. Teşekkür ederim. Hanımefendi gerçekten... Bir saniye Aslan. Evet teşekkür. Bu haftanın en düşük masası ilan etti beni. Dilerim ya. En iyi ilan ettiğiniz masa gerçekten gönlünüzün rızasıyla verdiğiniz, bulduğunuz masadır. En yüksek de 6 zaten. Evet puanlar böyle. Sen benim sana verdiğim puanı büyük final anında diğer rakibelerinle aynı anda öğreneceksin. Bakalım 15.000 TL kime gidiyor? Heyecanlı bir büyük final bizi bekliyor. Masası yetişmemiş şeylere 6 puan verilmiş. Hani benim hakkımı verseler de kazanmasaydım. Daha bilmeden karidesimi beğenmedim dediler. En sonunda yemediğini itiraf etti. Hala çok sinirliyim. Kan beynime sıçradı. Çünkü hanımefendi su böreğine sarı olur diyor ya. Peki sizin vicdanınız rahat mı? Rahat bebeğim. Sizin bence sizin de vicdanınız rahat değil. Neymiş dışarıdan soslar gelmiş. Benim sosum fizik kuralına uymuyor. Ben onu evde hiçbir şekilde damıtamam bile yani. Bizim aktarda var onlardan. Lezzet patlamaları yaşar yiyen kişi. Bakayım. Yok annem yerinde duruyor patlamamış daha. Ve yine büyük final anı geldi, çattı sevgili izleyenler. 15.000 TL birazdan sahibiyle buluşacak ve bu evden birisi başarmış, şampiyon ve hayallerine kavuşmuş olarak ayrılacak. Birazdan oraya geleceğiz ama öncelikle kızlarımıza, gelinlerimize hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız kızlar? Teşekkürler. Teşekkürler, iyiyiz. Vallahi ben iyiyim. İyi olmakla beraber maalesef bu hafta benim için biraz üzücü ve biraz kırgın ve kızgın geçti. Ama öncelikle güzel şeyler de oldu. Onlardan bahsetmek istiyorum. Uzun zaman sonra biz ilk defa ekip olarak da sanırım seyircilerimiz de bizimle aynı hissiyattadır diye düşünüyorum. Bir hafta içerisinde çok başarılı, çok lezzetli, ikiden fazla sofranın, ikiden fazla gelinin yarıştığı bir hafta oldu. Gerçekten yemekleriniz kapışırdı kızlar. Çok güzel yemekler yedik. Açıkçası biz de kendi aramızda konuştuğumuzda inanın sizler kadar heyecanlı, ne olacağını bilemediğimiz, bir türlü kestiremediğimiz ve aman Allah'ım onun şu yemeği çok güzel, bunun bu yemeği çok güzeldi diyerek geçirdiğimiz günler oldu. Bugün de aynı şekilde Aslan'ın sofrasında da aynı hissiyattaydım. Bence bu hafta 8'lerin 9'ların havada uçuşması gerekirken neden 3'leri gördük? Gerçekten de şaşkın ve kızgınım. Öncelikle 3 veren bir kayınvalidemiz var. Ondan başlayalım. Filiz Hanım ve ilk de sen yarıştın bu hafta sevgili Arzu. Bana şöyle bir kısaca hem kendinle ilgili hem sofranla hem puanlarınla ilgili ki senin de puanların bence azdı neler söyleyeceksin? Zaten hepsi aynı puan verdi. Bana haksızlık yaptıklarına da inanıyorum. Hani benim hakkımı verseler de kazanmasaydım ama hepsinin verdiği puan hiç hak etmediğini düşünüyorum. Hmm. Peki kayınvalidenin verdiği 3 ile ilgili ne düşünüyorsun? O hak da, etmiş midir sence alan gelinimiz o puanı? O da hak etmemiştir. Zaten burada hiç kimse kimseye hak ettiği puanı vermiyor. Evet. Ona da inanmıyorum yani verdiğine. Hı hı. Masası yetişmemiş şeylere 6 puan verilmiş. Benim masam yetişmişti. Direkt 5'i vermişler. Hı. Yani, şimdi benim sofram yetişmemişti ama yemeklerimin hepsi yetişmişti. Bana da 3 ve 4 verildi ve yemeklerim yenmediği halde 3 verildi. Yani yemeğim yenmedi. Daha karidesim pişmiş mi pişmemiş mi daha bilmeden karidesimi beğenmedim dediler. Hı-hı. İlf Hanım özellikle. Evet. Yemeden daha ve ben ısrarla 3 defa 4 defa karidesim pişmiş mi dedim. En sonunda yemediğini itiraf etti. Ve gayet güzel pişmişti. Çok güveniyorum hani bohçam çok güzel olmuştu. Ona puan verilmesi gerekiyordu. Dondurmam çok güzeldi. Hani bunlara puan verilmesi gerekiyordu ve biz yemeklerimizi yiyoruz. Semra senin masanda bir üçü gördük. Su böreğinin açıldığı. Hani el açması el açması dediler ya alın size el açması. Âlâ bir börekti. Bence evet. Harikaydı yemeklerin. Neler söyleyeceksin? Çok da sinirlendin sen ve kayınvaliden. Ben hala çok sinirliyim. Yani kesinlikle hak edilmeyen masaya, masalara yani dörtler, beşler, sekizler havada uçuşurken
Bana 3 veriliyor. 5 verseydi, elinde 5'im vardı, 5'ini verseydi benim masam gerçekten hak etmedi. 3 gün boyunca ben 4. gündüm. 3 gün boyunca hiçbir şekilde el açması yoktu. Hiçbir şekilde emek yoktu. Neymiş? Dışarıdan soslar gelmiş. Ben kendi sosumu, yabancı sosumu herkes gördü. Kendim yaptım. Ocağımda onun bütün malzemelerini kendim emek yaptım. Vardı. Emek yok diyemez. Ben yalnız, hiç kimseninkine emek yok demiyorum. Hiçbirinde bakın, emek yoktu dedim ya. O çok sinirliyim. Hala sinirliyim. Geçmedi. Elim ayağım titriyor. Kalkıp da üçü görünce ben zaten yani kan beynime sıçradı. Adeta kayınvalideme sen kendinden geçtiniz. Ben kayınvalidemi o konuda çok suçluyorum. Çünkü kendini ön plana atamadı. Çünkü hakkını savunamadı. Beni savunamadı. Seni savunamadı beni mı? Beni savunamadı. Başta diyecekti ki benim soframa üçü vermeye mi geldin? Bak şu anda elim ayağım titriyor. Başta benim soframa üçü vermeye mi geldin? Çünkü hanımefendi su böreğine sarı olur diyor ya. Hanımefendinin ismi neydi kayınvalidemin ismi? Filiz. Ben kayınvalideme de dedim. Menüsü eksik de olsa hani dedim, lezzetli de olsa dedim, düşük vermedim. Her zaman bunu söyledim kayınvalideme. Aynen. Ve bugün onu bir kez daha hazır yeri gelmişken hatırlatayım. Bugün kayınvalidenin 3 verme şansı da vardı. Ve de 7 puan verebilirdi. Ama 3 puanını kullanmadı. Ki kullanmaması da gerekiyordu. Doğru bir şey yaptı. Doğru olan da buydu. Sizi tebrik ederim tekrar. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ben Aslan'a, Semra sen bitir ondan sonra tekrar Aslan'a. Ben kayınvalideme her zaman dedim. Elinde 3'üm var. Gelinini koruyabilirdi. Beni korumak için 3'ünü verebilirdi. Ama vicdansızlık yapmadı. Vicdanın Filiz Hanım mıydı? Dinledim. Çok merak ediyorum. Acaba vicdanı rahat yatacak mı? Tamam. Gene olmasın. Ama hakkımı yemeyecekti. Benim birinci olup olmamam için sorar değil. Sorar mısın vicdan rahat mıymış? Sordum. Vicdan, ciddi misin? Şimdi ben bir söz alabilir miyim? İşte ben böylelerine çok şaşırıyorum. El emeğim var. O su böreğe kaç aşamadan geçiyor? Bugün kayınvaliden de defalarca rahat mısın? Rahat, çok rahatım dedi. Belli zaten söylemesine gerek yok. Gayet rahat rahat da oturuyor. Çocuk değildi de zaten verdiği puandan belli. Rahat ki verdi. Yani evet, seni de dinleyelim Arzu. Peki sizin vicdanınız rahat mı? Rahat bebeğim. Rahat. Evet. Benim masam. Gayet mesela rahat. Bu 5 masada, kusura bakmayın, 5 masada benim masamı kıyaslarsanız kim daha güzeldi? Hani diğer etimi... Çorban yattı. Evet, çorbam çok güzeldi. Sunumum, şeklim çok güzeldi. Öyle bir sunum gördünüz mü? Sizin bence sizin de vicdanınız rahat değil. Öyle bir benim, sunum gördünüz mü diyor. Bugün evet, de sunumlar. Evet İpek seni dinleyelim. Ben öyle bir sunum gördünüz mü buradan değinmek istiyorum. Şöyle. Bunu gördünüz mü veya bunu yediniz mi veya bunu yaptınız mı gibi tabirleri ben kullanmayı hiç tercih etmiyorum. Şöyle. Benim kayınvalideme de siz hayatınızda bonfile yediniz mi dediniz. Sonuçta biz kayınvalidelerimize saygılı olmak zorundayız. Tabii hepsi ki. Bizim büyüğümüz. Hani ben bunu kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Şöyle. Hani tabii ki de bonfile yemiştir. Hani ama belli ki hiç kuzu eti yememiş. Daha evvel evet, gerçi bir kere yemiş ama bugün gerçekten yemiyor. De çok evet, kuzu asla hoş olmayan yemiyor. Bir manzara ama çıktı ortaya. Ama şimdi bunun söylenme biçimi vardır. Yani hayatında hiç bonfile yedin mi gibi bir tabir olmaması gerekiyor. Yemiş de olabilir, yememiş de olabilir. Kendimi ama açıklayayım. Bunu saygı çerçevesi içerisinde peki dinleyelim gerekiyor. Arzu'yu. Kayınvalideniz ben özel tereyağı aldım kokmasın diye. Kokmayan tereyağını koktu dedi. Ben babam benim lokanta et ustasıyız biz. Eti tam usulüne pişirdim. Bana sert pişmemiş gibi dedi. Hani ben onun içinde büyümüşüm. Onu demek istiyorum ben. Sen pişirmiş olabilirsiniz. Hani ben eti tam kumavlı kıvamında pişirdim. Hani et pişmemiş, işte ne bileyim tereyağı kokuyor. Halbuki ben sarıya... Semra'nın da etine gayet güzel pişmiş eti evet, kurumuş evet. Dediler, bilmem ne bir dediler önce Semra. Hangi gün yarıştın, benden önce miydi? Evet. Birinci günü. Demişler ki kayınvalide pişmemiş. Ve ben etim... Çok da güzel pişmişti Arzu'nun evet, eti. Evet, et de öyle pişer bonfile. Aynen öyle. Kayınvalidem anlattığında ben kayınvalideme de söyledim. Doğru pişirmiş dedim, doğru pişirme tekniği odur dedim. Yok kızım dedi, sen biraz daha fazla pişir dedi. Hatta ben çorbalarımı getirdikten evet, sonra etim koydum. Evet, seninki bir tık fazlaydı sanki ama çok güzeldi etim. Etimi püren. Ben İkinizin de. Çorbaları getirdikten sonra pişirdim zaten. Hı-hı. Devam ettirdim. Geç de kalmadı ama su böreğim, ben hala o su böreğin arkasındayım. Düşündükçe hala yani böyle tepeme tepeme vuruyor. Üçü ya sarı olmadı diyor ya. Ya kurumuş.
Yani onun üstü, ama, onun bir kere altı kurumuştu kızım, pişti. Üstü kurumuştu. Ay ablam, üstü Allah kurumuştu. Aşkına. Yani şöyle... Ama bugün dediniz ki altı yumurtadan az ya olmaz. Zaten altı yumurta koymuştu dedim ben de masada. Evet, sadece yumurtayla yoğurdum. Ben yumurtası eksik dedim, bir de kurumuş. Ama altı tane koymuştu zaten. Tam bahaneler, sorunlar, sorun. Peki, biraz evvel Semra dedi ki dışarıdan gelmiş soslar hazır soslar dedi. Senin sosundan bahsediyor herhalde değil mi? Oyster sostan bahsediyorsun. Evet. Çünkü o hazır kullanan tek kişi oydu sosunu. Evet. Zaten başka fazla da soslu bir şey yoktu. O vişne sosunu kendisi hazırlamıştı. Hı-hı. Ne söyleyeceksin Aslan? Bu Worcester Shire sosu zaten özel yöntemlerle üretilen bol baharatlı, 20 çeşit baharatlı. İçinde demir hindiba ve benzeri bizim bilmediğimiz, tanımadığımız baharatlar, malzemeler Antrez var, olan, sarımsak var, et suyu var. Olan bir karanfil var. Evde yapılabilecek sos değil. Onlardan. Efendim? Bizim aktarda var onlardan. Hepsinde var yani. Bulabiliriz. Benim sosumda hazır diye demiyorum, yanlış anlama. Benim sosumda çok aşamalı geçen bir sostu. Tek 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 hepsini koydum. Bir de tane kara şey kullandım içine. Eşkiden adını getiremedim şimdi. Sumak ekşisi. Sumak ekşisi tane İzmir'den getirdim. Özel aktarıcıya getirdim onu ben. Getirdim. Sana aktardılar ve, aktardan herhalde. Aynen öyle yaptılar. Aktardım, buraya getirdim aktardım. Ben de buraya aktardım. Ve o kadar güzel bir sos yaptım ki ama benim çorbamdaki tuttu bana dedi ki bu maksimum laboratuvar ortamlarında gramajlarıyla maksimum şekilde üretilen ancak minimal şekilde bize ulaşan bir ürün. Benim şefim de dedi ki yapamazsın dedi ama yaptım. Yapamazsın sen bu sosu benimki dedi ama yaptım. Fizik kuralına çok da güzel uymuyor. Yaptım. Benim sosum fizik kuralına uymuyor. Ben onu evde hiçbir şekilde damıtamam bile yani. Yok, evet. Fine dining dedi bugün Semra. Fine dining dedi benim yemeklerim. O neydi? Bize Türkçe ismini söylese daha seviniriz. Fine dining duymanız gerek. Şu an popüler, popüler mutfakta çok ben kullanılan sunum teknikleridir. Minimal ölçülerde sunumlar yapılır. Maksimum tatlar verilir. Anlamadım. O minik lokmalara, büyük lezzetler verilir. Lezzet patlamaları yaşar yiyen kişi. Bakayım. Yok annem yerinde duruyor, patlamamış ama. Zaten kayınvalideleri patlatmak değil. Patlatamadım. Beni patlattı sonunda. Lezzetlerin patlaması tabii ki burada önemli olan. Evet. Ama kayınvalidelerde bir sinir patlaması yaşadılar. Özellikle aynen Fatma öyle. Hanım, evet. Filiz Hanım. Gerçekten de kızlar her şey bir tarafa. Şimdi birazdan da söyleyeceğim, puanlar birbirine yakın, çok yakın. Ve şöyle ki bu yakınlık derecesini söyleyin de varın siz hesap edin. Beşincimizle dördüncümüz arasında bir puan. Üçüncümüzle ikincimiz arasında 3 puan, birincimizle ikincimiz arasında ise 1 puan fark var. Biliyorsunuz bu sezon başından beridir sevgili izleyenler, gelinlerimize fix bir yemek belirliyorduk. Ve diyorduk ki sizler bu yemeği yapacaksınız ve takdirde kayınvalidelere bırakacaksınız. Her biri aynı yemeği yapmakla mükelleftiler. Bu haftanın yemeği ise karidesti ama dedik ki karidesi istediğiniz gibi değerlendirebilir. İstediğiniz şekilde menünüzde kullanabilirsiniz. Paneler yapıldı, güveçler yapıldı, tavalar yapıldı. Bugün de Worcester soslu, Worcester Shire soslu ki Worcester diye de söyleniyor diyorlar. Yanlışım varsa kusura bakmayın, bilenlerden özür diliyorum. Bir karides yedik. Şimdi tek tek kayınvalideleri sormak istiyorum. Suzan Hanım, kendi gelininiz hariç sizce en güzel karides hangi gelinimize aitti? En güzeli Fatma Hanım'ınki, ben şey yaptım ama. Semra'nın gelinini, Semra gelinimizin. Fatma Hanım'ın gelini Semra'nın karidesiydi diyorsun. Karides pane yapmıştın sen. Evet, pane evet. Olduğu için biraz yani. Sizin hoşunuza gitti, ancak tamam. Zaten içemediğim bir şey ama yine de. Zaten. Evet. Filiz Hanım, sizce en güzel karides? Fatma Hanım'ın. Aslı Hanım, yani Worcester soslu karides dedi. Fatma Hanım sizce? Gelinim diyebilirim. Hayır. O zaman Hatice Hanım. Aslıhan'ın karidesi dediniz. İki oldu Aslıhan. Ve Elif Hanım'a sorayım. Ben Filiz Hanım'ın beğendim. Siz de Arzu'nun karidesi dediniz. En güzel. Ve Hatice Hanım'a soracağım. Evet. İpeğin. 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 Karides güveçini. Evet. Hayır. Bohçalı. Karidesi. Ha, seninki karides bohçaydı. Evet. Oylar biraz dağınık, karışık. Ama en fazla oyu Aslıhan aldı. İki kayınvalidemiz en iyi karides olarak seninkini belirledi. Ben de hemen fikrimi söyleyeyim. Bence de en güzel karides, karidesi en güzel şekilde değerlendiren gelinimiz Aslıhan'dı. Aslıhan'a bir alkış alalım. Bravo, çok güzeldi. Gerçekten
Seni cesaretinden olayı da tebrik ediyorum. Farklı şeylere açık olun hanımlar. Önyargılı olmayı yememiş, duymamış olabilirsiniz. Ama bu o yemeklerin güzel olmadığı anlamına gelmez demiştim. Oysa ki sizler yanlış değerlendirmeler yaptınız. Ama bakalım bugünün kazananı kayınvalidelerimizin üçlerine rağmen kim olacak? Birazdan öğreneceğiz ama ne için gelmiştiniz kızlara? Hemen bir hatırlatalım buraya. Şu 15 bin TL için. Üstelik de sadece 2,5 saatlik yemek yapımı sonrasında biriniz bu parayı alıp buradan gideceksiniz. Teşekkürler Gülşah ama kim alamadan gidecek? Hemen onu söyleyeyim. Haftanın beşincisi. Çiğdem sen alıyorsun. Teşekkür ederim. Sen kayınvalidelerden 18, benden ise 5 puan olarak 23 puanla yarışmayı tamamladın. Eline emeğine sağlık. Teşekkürler. Ve geldik dördüncümüze. Maalesef eli boş olarak buradan dönecek olan bir diğer gelinimiz. İpek sen oldun. İpekciğim sen kayınvalidelerden 19, benden ise tıpkı Çiğdem gibi 5 puan almışsın, 24 puanla tamamlamışsın. Devam ediyorum 15 bin TL'ye sevgili Gülşah. Bu zamanda şu güzel paraya, ödüle veda eden bir diğer isimden bahsedeceğim. Teşekkürler. Vay be, çok güzel puan vermişim kendisine. Bu sonuca inanamıyorum. Üçüncü gelinimiz iki finalisten birisi olmalıydı. Yemekleri çok güzeldi. Üzülerek söylüyorum maalesef. Arzu Gül sen oldun. Arzucum, Arzu Gül ismi ama Arzu diyoruz. Sen kayınvalidelerden 20 puan almışsın ki çok düşüktü. Ben sana 8 puan vermişim. 28 puanla tamamladın. Çorban ve tatlın hariç her şeyin çok güzeldi. Eline emeğine sağlık, üzgünüm. Ve geldik iki finalistimize. Dün yarışan Semra mı? Yoksa bugün yarışan Aslıhan mı 15 bin TL'nin sahibi olacak? Aralarında sadece 1 puan fark var. Kıl payı. Kıl payı birisi 15 bin TL'ye veda edecek. İkiniz de cesaretinizden dolayı, elinizin lezzetlerinden, gösterdiğiniz özenden dolayı tebrik ederim. Maalesef ki biriniz kazanacaksınız. Ama gerçekten bunu söylemeden geçemeyeceğim. Son haftalarda yediğimiz en güzel yemeklerdi. Ama tabii ki bir kazananımız var. O da... Aslıhan alıyor. Tebrik ediyorum. Çok güzel yaptın. Tebrik ederim seni. Olsun kızımın da var. Gerçekten de çok güzel yemeklerdi. Çok cesaret isteyen bir menüydü. Çok farklı yemekler. Elif Hanım da şöyle. Sizi alayım böyle. Aslan seni böyle alayım, Hatice Hanım sizi de böyle alayım. Gözler doldu. Tabii ki en yakın rakibim, bir puan farkla şampiyonluğu kaçıran Semra. Sen kayınvalidelerden 22, benden 9 puan almışsın. 31 puanla maalesef kaçırdın. Gerçekten çok güzel, elini emeğine sağlık. Sen ise sevgili Aslan, kayınvalidelerden 23, sen de benden 9 puan aldın. 32 puanla şampiyon oldun. Güle güle harcı ödünüz. Sizi de tebrik ediyorum. Bütün kızlarımızın elini emeğine sağlık diyorum. Bu haftalık bizden bu kadar efendim. Pazartesiye değin. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı, huzurlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hadi pazartesi Fox ekranlarında buluşalım. Hoşça kalın. Alkışlar tabii ki Aslan'a, Hatice Hanım ve gelinine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.